İyi akşamlar. Soruyorum da bu akşam Rusya-Ukrayna ile başlıyoruz. Biliyorsunuz Kissinger, Amerikan eski Dışişleri Bakanı ama Dışişleri Bakanı'ndan çok daha etkili bir isim. Davos'ta Ukrayna'nın toprak tavizi vererek Rusya ile anlaşması yönünde bir telkinde bulunmuştu. Peşinden Amerikan Başkanı Biden ve Fransız Cumhurbaşkanı Macron da aynı mealde değerlendirmelerde, telkinlerde bulundular. Bunlar ne anlama geliyor? Daha doğrusu bir anlamı var mı? Bunu değerlendireceğiz. Tabii Haziran ayının, yani içinde bulunduğumuz ayının son iki günü NATO zirvesi var. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği malum bu sürecin en önemli başlıklarından biri. Buradan Rusya'nın tepkisi ve biraz evvel söylediğim telkinler hepsi bir arada nasıl görülmeli, nasıl anlaşılmalı? İkinci bahsimiz Fransa, Avrupa Birliği'nin kurucu ve en büyük ülkelerinden birinde. Siyaseten her anlamda felç yaşanıyor. Pek çok ilk bir arada yaşanıyor. Hem büyük ve önemli bir ülke olması hasebiyle hem de siyaset bilimi sevenlerin çok ilgisini çekecek sonuçlar var. Bütün bunları çok değerli konuklarımızla, Skype bağlantısıyla Ankara'dan Ferhat Birinci ve stüdyo konuklarımız Akın Özçer, Armağan Gözkaman'la birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ferhat Bey, size de hoş geldiniz diyorum. Teşekkürler Berk Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Evet, hızlı başlayalım Rusya ve Ukrayna ile. Yayının başında söyledim, malum Kissinger'ın bir beyanı oldu. Kissinger eskisi kadar etkili değil ama bu görüşün Amerika'da çok önemli ölçüde bir temsil yeteneği var değerlendirmelerinde bulunuyorlar. Biden benzeri şeyler söyledi, hatta Zelenski sözümüzü dinlemiyor dedi. Macron aynı yönde telkinde bulundu Ukrayna'ya. Önce buradan başlayalım. Bunlar bize ne diyor bu beyanlar? Acaba savaşın bitişine ilişkin alamet mi? Yoksa düşünmediğimiz başka bir veçesi mi var? Aslında bunlar bize iki şey söylüyor diyebilirim belki sanırım. Birincisi özellikle Kissinger'ın söyleminden hareketle, Kissinger'ın bir özelliği de uluslararası ilişkilerde özellikle önemli dönüm noktaları olan anlarda ve zamanlarda belli yorumlarla aslında biraz gidişata yön vermek, biraz da öngörülerle gidişatı belirlemek şeklinde bir özelliğe sahip. Bu Ukrayna meselesinde de aslında bir adım sonrası, yani bu savaşın nasıl sona ereceğine veya ermesi gerektiğine yönelik bir mesaj veriyor diyebilirim. Bu da büyük ölçüde aslında bazı kişilerin sessiz konuştuğu, Ukrayna'da savaş nasıl sona erer tartışmanı yaptığı ve büyük ölçüde 2014 dönemine dönülmesi, yani Rusya'nın Ukrayna'yı bu son işgali öncesine dönülmesiyle en azından son işgal öncesi dönem diye ifade edebileceğimiz ana dönülmesiyle bir savaşın sona erebileceğine yönelik bazı söylemler dile getirmeye başlandı. Kissinger'ın da büyük ölçüde buna benziyor. Yani bir yönüyle Ukrayna'nın Kırım'dan vazgeçmesi, Donetsk'te, Luhansk'a da özellik vermesiyle bu savaşın sona ermesi yönünde bir çaba olarak ifade edebiliriz. Biden ve Macron'a gelince aslında onlarınkini biraz daha farklı. Onlar biraz daha kısa vadeli sonuçlarla ilgileniyorlar. O da büyük ölçüde savaşın en başından beri özellikle ABD yönetimi tarafından Rusya'nın deneyimlerine provoke edilmesi veya Ukrayna işgaline sessiz kalınması da başlayan sürecin giderek özellikle Biden'ı zor durumda bırakmaya başladığını görüyoruz. Yani içeride ekonominin bozulması, enflasyonun artması, enerji fiyatlarının artması özellikle içeride Kasım ayında yaşanacak olan seçimlerde Biden'ı zorlayacak gibi görünüyor. Kasım ayında hatırlatmak gerekirse Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve senatörün 1/3'ü yeniden seçilecek ve demokratların çoğunluğu kaybetmesi sonucunda Biden'ın sonraki 2 yılında zorlanması, hatta demokratların 2 yıl sonraki başkanlık seçiminde de yine zora girmesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla Biden biraz da bu söylemleriyle, yani bütün sorumluluk veya suç ABD'nin değil, aslında biz Ukrayna, Zelenski'nin bizi dinlememesi sonucunda bu durumda karşı karşıyayız şeklinde sanki yavaş yavaş sorumluluğu Rusya'dan veya kendisinden atıp oraya doğru yüklemeye başlıyor mesajı olduğu söylenebilir. Macron'un ise biraz daha farklı. Yani Macron'un siz derinlemesine konuşacaksınız, tartışacaksınız
Ama ben şu kadar söyleyebilirim ki özellikle bu son İtalyan Başbakanı Macron ve Alman şanselyesiyle birlikte Ukrayna'ya yaptıkları ziyarette Zelenski ile Macron'un verdikleri pozlar ciddi tartışma konusu olmuştu. Yani Macron'un bu söyleminin ardından Zelenski'ye yanaşması değil yerindeyse ve Zelenski'nin bunun yönelik tepkisi tartışma konusu olmuştu. Ortada bir gidişat var. İlk günler hepimizin sıcak olduğu için üzerinde durduğu ama şu an 120 günü yanlış hatırlamıyorsam geride bıraktığı veya 100 günden fazlasını geride bıraktığımız ve yavaş yavaş küresel sistemi etkileyen özellikle ekonomik etkilerini çok daha ağır bir şekilde hissettirmeye başlayan bir kriz var ve şu anda o krizin başındaki o yüksek dayanışma yavaş yavaş kendisini sanki krize nasıl çözüm bulabiliriz Ukrayna'nın ötesinde bu krizin olumsuz yansımalarını kendimize olan olumsuz yansımalarını nasıl azaltabiliriz şeklinde bir yaklaşıma doğru evrilmiş durumda. Evet. Armağan Bey ne dersiniz? Washington yönetimi sizce gördüğünüz kadarıyla savaşın bitmesini istiyor mu? Şimdi tabii savaşın bitmesini istemeyen yok sanırım. Yani Putin'i ayrı tutuyorum burada. Az önce hocayı dinlerken ben de bir takım notlar aldım. Şimdi tabii birbirine bağlı birkaç tane konu var. Öncelikle şuradan başlamak lazım. Genel olarak uluslararası camia ve özellikle de Batı diye tanımladığımız devletler grubu Rusya'yı durdurma konusunda acizler. Bunu daha önce değişik şekillerde ifade ettik. Bir defa daha değerli izleyicilerimize hatırlatalım. Rusya son noktada nükleer gücü de, nükleer silahını da kullanabileceğini birkaç defa ifade etmiş, belirtmiş bir devlet olarak maalesef Ukrayna'da sürdürmekte olduğu tahribatı her gün bir önceki güne daha ağır, bir önceki güne göre daha ağır, daha net bir şekilde gözlerimizin önünde gerçekleştirmeye devam ediyor. Böyle bir gerçek var. Bir acizlik durumu söz konusu. Önce bunu bir hatırlamak lazım. İkinci noktam benim yine bu süreçle ilgili olarak değinmek istediğim ikinci nokta bir daha önce de ifade etmiştim yine bunu. Bir sanki zımni kabul var gibi. Yani bu çatışmanın, bu savaşın, bu trajedinin başlangıcından beri bakın hatta daha başlamadan yaklaşık olarak bir 10 ay öncesine kadar gidip baktığımızda yani şöyle diyelim 24 Şubat biliyorsunuz bu özel operasyon yani Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının başladığı tarih bir önceki yıl yani 2021 yılının Nisan ayıyla başlayan bir hareketlenme var. Belarus'un ve Rusya'nın dahil olduğu ortaklaşa gerçekleştirdikleri askeri hareketlenmeler ki Ukrayna'ya yönelik bir şeyler olacağı çok belliydi. Yani askeri anlamda bir saldırının olacağı çok belliydi. Şimdi buradan beri, bu dönemden beri aşama aşama netleşen artık bizlerin görebilir hale geldiğimiz bir durum. Gerçekten de Ukrayna dünya barışı için feda edilir durumdadır. Ne demek istiyorum bunda? İşte az önce hatırlattım Rusya bir hani nükleer gücü bile kullanabilecek durumdayken NATO ile Rusya arasında yaşanacak bir karşı karşıya gelme durumu, cepheleşme durumu 3. Dünya Savaşı ile noktalanabilir ve bu da tabii ki tüm dünya açısından tahammül edilmez, kabul edilemez bir durum olacak. Ve ben yine şu noktayı hatırlatmak isterim. Mesela az önce söylendi bir Fransa Cumhurbaşkanı'nın çıkıp da Rusya'yı aşağılamamak lazım şeklinde bir ifade kullanması aslında son derece anlamlı. Burada tabii Ukrayna'nın doğal olarak bir tepki verdiğini görüyoruz. Ukrayna'da hem devlet yönetiminin Zelenski'yi özellikle tabii ki hatırlamak lazım devlet başkanı olarak hem de halk tarafında çok net bir tepki var. Niye diye sormak anlamsız çünkü saldırıya uğramış tarafın diğer devletler tarafından hadi topraklarından vazgeçsin ve bu saldırı sonlansın diye bir öneriyle ortaya çıkması durumunda tamam öyle yapalım demesi mümkün değil. Yani orada bir vatan savunması var ve ne olursa olsun kabul edelim. Bir toprak bütünlüğü, sınırların bir anlamda kutsallığı, sınırların değiştirilemezliği üzerinden sürdürülen bir vatan savunması söz konusu. Fakat tabii ki Fransa Devlet Başkanı da bu ifadeyi kullanırken tamamen farklı bir bağlamda kullanıyor ve kullandığı bağlamda şu. Putin
doğrudan Putin'in adını anıyorum burada. Bu çatışmayı, mevcut trajik hali, gözlerimizin önünde olan halinin çok daha ötesine götürecek şekilde çirkinleştirebilir, çok daha insanlık dışı hale getirebilir ve yapılacak hatalardan biri Rusya'nın, Putin'in, tekrar özellikle kişinin adını vererek söylüyorum, Putin'in daha da saldırganlaşmasını engelleyecek bir formül bulunması lazım. Macron'un kastettiği şey bu. Ve tabii bunu yapmak için de denenebilecek her türlü yolu denediler. Biz işte değişik programlarda konuştuk. Burada Türkiye'nin de zaman zaman dahil edileceği projeler söz konusu oldu. Dahil olduğu ve gerçekleşirse dahil edileceği projeler. Ama biraz önce yönelttiğiniz soruyla ilgili olarak da bunu ifade etmek isterim. Savaşın yakın bir gelecekte biteceğine dair herhangi bir tahmini makul, hani sağlam bir zemin üzerinde öne sürmek, böyle bir tahminde bulunmak maalesef çok mümkün değil. Hala bu yüzden de deniyor ki Rusya'nın istediği tavizlerin verilmesi acaba bu trajediyi tahminlerimizden daha erken bir şekilde sonuçlandırabilir mi? Bu arada değerli izleyicilerimize de hatırlatmak isterim, daha çatışma başladığı andan itibaren bunun uzun bir zaman boyunca yaşanacağını Almanya tarafından da, Fransa tarafından da, Birleşik Krallık tarafından da, Washington tarafından da gayet etkili ve yetkili ağızlar net bir şekilde kamuoyuyla bu bilgiyi paylaşmışlardır. Cümlemi biraz kötü kurdum ama sanırım mesaj açık. Bu beklenti zaman içerisinde de ne kadar haklı bir beklenti, ne kadar haklı bir öngörü olduğu zaten anlaşılmış durumda. Bu beklentiye aykırı bir durum yok ve dediğim gibi eğer savaşın hızlı bir şekilde bitirilmesi isteniyorsa Batı tarafında ve genel olarak uluslararası camia tarafında Ukrayna'nın kabul edeceği bazı tavizler bekleniyor. Yani böyle bir taviz durumu olmadan erken bir bitiş olmayacak. Akın Bey, şimdi ben özetleyeyim Armağan Bey'in söylediğiniz değerlendirmesini, siz nasıl değerlendirmede bulunacaksınız? Yanlış söylersem siz lütfen düzeltin. Batı bloğunun Rusya'nın karşısında aciz olduğu fikrine katılıyor musunuz? Ve Biden'ın daha önce Zelenski'ye pek çok kere söyledik ama söz dinlemedi cümlesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Washington yönetimi neticede bu savaş Rusya-Ukrayna arasında değil, sadece Batı bloğuyla Rusya arasında. Siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi bugün gelinen noktada işte Biden'ın, Macron'un söyledikleri göz önüne alındığında peki niye bu çatışmaya gitti bu sorun? Ona bakmak lazım. Burada gördüğüm kadarıyla Batı'nın kışkırtmaları, başta Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık olmak üzere böyle bir çatışmaya yol açtılar. Hatta Kırım'ı geri almaktan bahsedildi. Elbette ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı önemli. Rusya'nın yaptığı kabul edilecek bir şey değil. Ancak bugün gelinen noktada öyle bir durum ortaya çıktı ki sanki Ukrayna halkı harcanmış durumda. Ukrayna tabii ülkesi de yıprandı, felakete uğradı. Halkının büyük bir bölümü yurt dışında, ülke içinde de yer değişmeler oldu. Buna değer miydi? Yani ben askeri uzman değilim. Ancak ilk başta gördüğümde eyvah, savaş olursa bu ne olacak? Ukrayna'nın aleyhine gelişiyor diye bir şey kalmayacak diye düşünüyordum. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin, Birleşik Krallığın ve diğer ülkelerin genel kurmayları değerlendirmiyor muydu? Yani Rusya'ya zarar vermek üzere harcanan bir Ukrayna halkı var. Bana öyle geliyor. Hatta neler duyduk o dönemde, dediğim gibi. Yani Kırım'ı da geri alacak, onu da alacak, Rusya çökecek. Peki Rusya şimdi enerji fiyatlarının yükselmesi Rusya'ya yaradı sonuç itibariyle. Gelirlerini arttırdı.
Bunu Putin de söylemişti, söylüyordu zaten. E peki bunları da mı hesaplamadılar? Yoksa böyle bir deneme yaptılar ama yani sonuç itibariyle Ukrayna halkına yazık olmadı mı? Yani sonuç itibariyle verilecek toprak tavizleri nedir? Sonuç itibariyle sınır güvenliğinin kalmadığı, toprak bütünlüğünün kalmadığı, gene Rusya'nın Kırım'ı aldığı gibi Donbas'ı da muhtemelen bırakmayacaktır. Onun üzerinde bir barış, çünkü işte ne bileyim tahıl krizi var, enerji krizinin yanı sıra. Bütün dünyaya zarar verince böyle tutum mu değiştirdiler? Yani Biden'ın beni dinlemedi demesi Zelenski'yi de bana da pek inandırıcı gelmiyor doğrusunu istiyorsanız. Çünkü ilk başlarda Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallığın bu çatışmayı körüklediğini gördük. Yani ben özellikle baktığım bir bölge değil ama yani izleyici olarak gördüğümde böyleydi. Bugün gelinen noktaya bu böyle bir çatışma olmadan görüşmeler yoluyla da gelinebilirdi pekala. O kadar 6-7 milyon Ukraynalı göçmen olmazdı, Avrupa ülkelerine gitmezdi. Yani böyle bir felakete gerek var mıydı? Evet. Yani soru işareti. Evet. Berhat Bey. Evet. Şimdi hem yani stüdyo konuklarımıza ben söylediklerine belki siz de katkıda bulunursunuz yahut itiraz edersiniz. Hem onu soruyorum hem de şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi bir yandan da evet İsveç, Finlandiya'nın üyelik süreci var ama tabii Türkiye'nin vetosu da var. O nereye gidecek henüz bilmiyoruz ama diyelim ki bu yol açıldı. Bu da Rusya'nın NATO'yla şu anki sınırlarının iki katından daha fazla NATO'yla sınır olacağı anlamına geliyor. Bir taraftan demin söylediğim Ukrayna'ya toprak tavizinde bulunulması yönündeki telkin ve savaşın bitmesini isteyecek nitelikte beyanlar. Diğer taraftan bu ikisinin üyelik süreci birbiriyle bir yandan da çelişki içinde. Nasıl değerlendirirsiniz? Evet, ben konuklarınıza katkı mahiyetinde şunu söyleyerek başlamak isterim. Biz her ne kadar ifade olarak da Batı'nın Rusya ile mücadelesi veya Batı diye homojen bir bütünden bahsediyorsak da aslında Batı kendi içinde heterojen. Biraz önce ifade edildiği gibi ABD ile İngiltere'yi biraz daha ayrı bir yere koymak lazım. Bu krizin başından itibaren Almanya, Fransa ve diğer aktörleri ayrı bir yere koymak lazım. Hatta Avrupa'nın kendi içinde de Macaristan'ı, Hırvatistan'ı belki ayrı değerlendirmek lazım. Ve yine Batı ittifak sistemi içinde yer alan Türkiye'yi de nevi şahsına münhasır politikasıyla, izlemiş olduğu, takip etmiş olduğu politikayla ayrı bir yere koymak lazım. Dolayısıyla Batı dediğimiz her ne kadar isimlendirme anlamında kolay ifade edilebilecek olsa da kendi içinde heterojen olan, homojen olmayan, üniter olmayan bir yapı. Şu bir gerçek, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ciddi anlamda Batı ve NATO içinde dayanışmayı artırdı. İlk zamanlarda çok daha zayıf olan yaptırım söylemlerinin hızlı bir şekilde artmasına sebep oldu ve Rusya'ya karşı algılanan tehdit seviyesinde çok ciddi artış oldu. Ve bu vesileyle NATO'nun içindeki dayanışma ciddi anlamda arttı. Ama gidişata baktığımız zaman her ne kadar bu işgalin hızlı bir şekilde sona erdirmesine bazı yardımlar taahhüt edilse de Ukrayna'nın işgalinde ve o insanların yerinden edilmesinde çok fazla caydırıcı olmadı. Rusya'nın evet en baştaki söylemleriyle şu anki söylemler arasında bazı farklılıklar var. Ama günün sonunda gerçeklik değişmiyor. Şu an Rusya Ukrayna topraklarını işgal ediyor. Ukrayna'da yaklaşık 14 milyon insan, yarısı ülke dışına kaçmış, yarısı da ülke içine yerinden edilmiş durumda. Bu savaşın akıbetini bekliyor karşımızda. Ve bu çerçevede şimdi Madrid zirvesi var. İsveç ve Finlandiya'nın tehdit algıları arttığı için NATO'ya üye olma istekleri ve dolayısıyla Türkiye'nin de kendi haklı güvenlik kaygıları nedeniyle Ukrayna ve İsveç ve Finlandiya'nın bazı talepleri var. Ben açıkçası birincisi NATO için ve Batı için belki de bir bütün olarak aslında bunun bir dönüm noktası olduğu ve dolayısıyla eğer
tekrar o içerideki dayanışmayı artırmak istiyorlarsa şimdi harekete geçilmesinin sonradan harekete geçmesinden çok daha etkili olacağını düşünüyorum. Bu sürece ister ABD öncülük etsin, ister İngiltere öncülük etsin, bir fırsat var. Ama görünen o ki Berkis Hanım, ne ABD ne İngiltere bu sürece liderlik edemeyecek. Kaygılar daha ağır basacak ve hani o batısızlığa doğru gittiğimiz veya küresel lidersizliğe doğru gittiğimiz uluslararası sistemin dönüşümü daha da hız kazanacak gibi görünüyor şu aşamada. Evet, NATO'daki dayanışma yüksek seviyede ama bunun bütün üyeler tarafından aynı derecede benimsenip benimsenmeyeceği, daha doğrusu bu dayanışmanın ne kadar süre devam edeceği yine üzerinde soru işareti konulması gereken bir alan. Bunu ben sadece İsveç ve Finlandiya ile ilgili söylemiyorum. Hatta İsveç ve Finlandiya'yı çok tali bir konu olarak nitelendiriyorum. Yani Madrid zirvesinde İsveç ve Finlandiya'nın olası üyeliklerine karşı Türkiye'nin vetosu bence Madrid zirvesine gölge düşürmemelidir. Tam aksine Madrid zirvesindeki o stratejik konsept ve ele alınacak konular İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerinden, olası üyeliklerinden çok daha önemli bir husus. Ama Türkiye şöyle bir fırsat elde etti İsveç ve Finlandiya üzerinden. Gerek NATO üyesi ülkelere, yani aynı ittifak sistemi içinde bulunduğu ülkelere, gerek aday ülkelere, yani İsveç ve Finlandiya, gerekse de diğer üçüncü aktörleri, bunların içinde Rusya'yı da sayarak katabiliriz. Her birisine terör örgütleriyle ilişkileri konusunda Türkiye'nin ne kadar hassas olduğunu ve yeri ve zamanı geldiğinde bu uyarısını tekrar edeceğini ve bunun da bir bedeli olduğunu hatırlatmış oldu Türkiye. Ben açıkçası bu durumu Türkiye açısından önemsiyorum. İsveç ve Finlandiya üzerinden bütün aktörlere yönelik net mesaj gittiğini düşünüyorum. Gerçekten de yeni oluşan jeopolitik ortamda ne kadar devam edeceğini bilmemekle beraber coğrafi anlamda Rusya'nın orada var olduğu sürece ve Doğu Avrupa ile Baltık ülkelerinin Rusya'dan algıladığı tehdidin yüksek seviyede devam ettiği sürece Türkiye'ye karşı çok daha hassas olacak bir NATO ittifak sistemi ve Batı ittifak sistemi olacağını düşünüyorum. Bir şey sormak istiyorum Ferhat Bey, konuştuğunuz nizamda. Başta biraz işaret ettiniz Amerikan yönetimi içinde işte yakında ara seçimler, sonraki genel seçimlerin üzerinde bir tezahürü olabilir savaşın gidişatı diye. Bir taraftan da tabii ekonomik olarak Amerika bundan ne kadar zarar gördü belki tartışmalı ama Avrupa Birliği'nde başta Fransa, Almanya olmak üzere hatta daha küçük ülkeler, büyük olmayan ülkeler önemli bir sıkıntı yaşıyorlar savaşın doğrudan etkisi olarak. Şu anda Batı bloğunda birden yan yana gelen ülkelerin bu ittifakı sürdürülebilir mi? Nereye kadar gider diye düşünüyorsunuz? Ve şu anda başta Fransa Cumhurbaşkanı olmak üzere Macron'dan işittiklerimiz aslında durumun bir de ifadesi mi? Bu iş artık bitsin. Sorunuzdaki bir kelime çok önemli belki sen, sürdürülebilirlik. Şimdi ben ekonomist değilim ama henüz bu Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların sonuçlarının ortaya çıktığını düşünmüyorum. Yani ne Rusya'ya yönelik olumsuz sonuçların ne de küresel ekonomiye yönelik olumsuz sonuçların. Bir yönüyle gıda, yani tahıl krizi olarak ifade ettiğimiz süreç, diğer yönüyle küresel enerji fiyatlarının artması, jeopolitik risklerin artması, silahlanmaya ayrılan paranın artacak olması, dolayısıyla diğer refah alanından veya sosyal alanlardan yapılacak kesintiler de bu silahlanmaya ve savunmaya ayıracak paranın, finansmanın artması ciddi anlamda bütün devletleri etkileyecek. Ve özellikle Avrupa Birliği içinde Rusya'ya karşı çok daha hızlı ve oydaşmalı bir şekilde alınan o kararların olumsuz etkiye de yansımaya başlayacak. Tarih bize şunu gösteriyor. Genellikle ekonomik yaptırım kararları uluslararası ilişkilerde karşı taraf üzerinde, yani yaptırımın hedefi olan devletler üzerinde çok etkili olmamıştır. Şimdi Rusya açısından Ukrayna, katılalım katılmayalım, eleştirelim eleştirmeyelim ki ben eleştiren taraftayım. Ukrayna meselesi Rusya açısından varoluşsal bir tehdit olarak görüldüğü için Rusya'nın ekonomik yaptırımlarına zarar görecek olsa bile bunlara devam ettireceğini, yani eylemine devam ettireceği ortada gibi görünüyor. Ve işin kötü tarafı da uygulanan yaptırımlardan Rusya şu ana kadar en azından veriler doğrultusunda çok fazla etkilenmemiş görünüyor. Ama tam tersi Avrupa ülkeleri için geçerli. Burada AB'yi kendi içinde işte Rusya'ya biraz daha müzahir veya Rusya'ya yönelik biraz daha anlayışlı olmak isteyen taraflar, ki aklımıza hemen
Macaristan geliyor. İkincisi de Hırvatistan'a belki görebiliriz. Ama bir de aynı zamanda Rusya'dan çok çok daha ağır tehdit algısı içinde olan Avrupa Birliği ülkeleri, ki bunun Doğu Avrupa başta Polonya'yı koymak üzere sayabiliriz Doğu Avrupa ülkelerine. İsveç'e, Finlandiya'ya da bu bağlamda sayabiliriz. Bir de Avrupa Birliği'nde tam o kendi içindeki stratejik özellik arayışı ihtiyacını ortaya koyan, bunu kısmen Macron'un sözleriyle, kısmen Almanya'nın özellikle Merkel döneminde devam ettirdiği politikayla izlerini gördüğümüz, ama özellikle yeni dönemde artık savunma harcamasını çok daha agresif bir şekilde arttıran Almanya gerçeğiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu şu anki Ukrayna krizinin gidişatı yaptırımlar açısından sürdürülebilir olmasa bile şu bir gerçek olacak. Sonuçlar Avrupa'yı da, Doğu Avrupa'daki o jeopolitik denklemi de, hatta bir bütün olarak küresel sistemi de ciddi anlamda etkileyecek. Evet, Armağan Bey, buyurun. Ben özür dilerim. Birkaç ekleme yapmak isterim. Bu arada tabii, iyi tabii, oldu. Aynı konuda siz de lütfen şöyle hatta değerlendirmede bulunun. Bir hatırlatmada bulundu hoca. Ben teşekkür ediyorum. Çünkü biliyorsunuz burada konuşurken tüm detayları aynı anda veremiyoruz. Bu Batı ile ilgili olarak hani biz genel bir ifade kullanıyoruz. İşte belirli bir devlet grubu ya da işte uluslararası camia derken sanki tüm devletler omuz omuzaymış gibi. Ama tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Burada bizi izleyen herkese hatırlatmak lazım. Şimdi bakın, iki tane temel unsur var. Böyle bir birlikteliğin net bir şekilde ve sonsuza kadar var olamayacağını bize hatırlatan iki temel unsur. Bunlardan birincisi ulusal çıkarlardır. Yani farklı devletlerin her ne kadar aynı düşünce sistemine aitmiş gibi görünse de o sistem içerisinde diğer devletlerden ayrıldığı noktalar. Siyasi ulusal ve çıkar. Ekonomik güçlerine nispetle. Aynen öyle. Muhakkak. Çok basit bir örnek. Mesela Avrupa Birliği'nden bahsederiz. Fransa'nın Kuzey Afrika politikalarıyla Danimarka'nın Kuzey Afrika politikaları aynı değildir. Çünkü ulusal çıkarlar farklı tanımlanıyor o coğrafya ile ilgili olarak. Bu geçmişten gelen nedenlerden de kaynaklanıyor, o andaki nedenlerden de kaynaklanıyor. Karmaşık bir durum. Ve ikinci unsur da birinciyle bağlantılı olarak tabii ki dış politika önceliği diye açıklayabileceğimiz unsurdur. Bunu böyle bir hatırlatmış olalım. Yani neden söyledim bunu? Bugün biz mesela bir NATO'dan bahsederken bile, ki hatırlatalım değerli izleyicilerimize, tarihin gördüğü en büyük, en güçlü ittifak sistemidir. En büyük savunma sistemidir, örgütüdür. Orada bile işte çok net olarak aslında geleneksel olarak birbirine yakın olan devletlerin farklılaştığını görürsünüz. Çıkar ve dış politika öncelikleri değişik olduğu için. Ben tabii tüm bunlara rağmen belirli bir Batı ifadesini kullanırken bunu özellikle Ukrayna krizine karşı ortak tepki bağlamında bir araya gelen devletlerin varlığını hatırlatmak için söyledim. Yani nitekim bunda Ferhat Bey de herkesi bir araya getirdi, Ukrayna, Rusya tabii, yok yani ben dedi. Dediğim gibi hani bir birlik sağlandı ama tabii bu birliğin sürdürülebilir olup olmadığı onu tartışacağız yine doğrusu ilerleyen dakikalarda. Evet. Burada tabii özellikle hani ne demek lazım, eleştiririz sistemik olarak, daha doğrusu düzenli ve net bir şekilde varlığıyla ilgili olarak tabii ki şüphelerimizi dile getiririz, ama kabul etmek lazım, bir uluslararası hukuk sisteminin var olduğunu hatırlatmak lazım ve bu uluslararası hukuk diye kavradığımız aslında doğru davranışlar bütünü ya da en azından beklenen davranışlar bütünü olarak değerlendirdiğimiz sistemin yapınında devlet egemenliğine ve sınırların bir anlamda kutsallığına, sınırların değiştirilemezliğine olan inancını hatırlatmak lazım. Yani böyle bir gerçekliği ortaya koyduğunu hatırlatmak lazım. Çünkü yine değerli izleyicilerimize paylaşalım. Bu çatışma tamam, işte o da ayrı bir tartışma konusudur. Rusya tahrik edildi, edilmedi vesaire. Ama gelinen noktada bir devletin başka bir devlete karşı saldırısı, doğrudan silahlı bir saldırıyı yürütmek kararı üzerinden şekillenen bir savaş durumu. Bu da tabii ki kabul edilemez ve biz de haftalardır ne olur, neden çıktı ve nereye gideri tartışıyoruz. Gibi, yüksek çıkarları sebebiyle ülkelerin yüksek menfaatleri yahut da tersi
zararları sebebiyle bazen bir şeyi derece derece görmezlikten gelebilir yahut yok farz edebilir yahut durdurmak için elinden gelebilir. Şimdi burada baktığımızda bu savaştan Türkiye'de başta olmak üzere tabii Avrupa'nın çok daha fazla mağdur olduğunu görüyoruz ekonomik olarak. İşte Almanya'da Yeşiller ve Sosyal Demokratlar yeniden kömüre döndüler. Hiç düşünülmeyecek bir zamanda herkesin iklim krizinden söz ettiği bir dönemde. Dolayısıyla Berlin'in Washington'la aynı hizada gitmemesi söz konusu olabilir. Keza Macron'un belki onu Akın Bey'e sormam daha yerinde olacak. Böyle bakınca sürdürülebilir olup olmadığı, yani evet Rusya bir ülkenin sınırlarına tecavüz etti, daha önce de etmişti, tarihi bir takım perspektiflerle bir yol haritası izlediği gözleniyor, evet kışkırtılıyor falan, ama bütün bunların sonucunda ülkesinden olmuş milyonlarca insan var ve bu gidişle ülkeden herhangi bir şey kalmayacak hissiyatı da var. Böyle bakınca biraz da zararın neresinden dönersek kârdır diye düşünülürse ne dersiniz? Şimdi tabii siz cevabı da verdiniz büyük ölçüde. Mevcut durumda bakın bu saldırı durumunda gidişatın normal diplomatik kanallarla durdurulamayacak bir gidişat olduğu ortada. Yani Batı eğer var idiyse bile artık bunu siyasi olarak çözemeyeceğinin farkında ve Rusya'da işte her gün maalesef bu karamsarlığı doğrular şekilde operasyonunu sürdürüyor. Şimdi bu yüzden de Batı'dan gelen yorumları anlamakta zorlanmıyoruz. Yani özetle işte programın başında da hatırlattınız, özetle söylenen şey şu: eğer Ukrayna saldırganı memnun edecek bazı tavizlerde bulunursa bu savaş tahminlerimizden önce biter. Hatta bu en başında da Biden'ın kısmen söylediği, daha savaş başlamadan böyle ağzından bir şey olabilir kaçırdı dediği. Dediler. Oysa ki kaçırmamıştı. Evet, yani bence evet kaçırmıyor aslında. Arada bir demans falan. Özür dilerim, yani şu anlamda kaçırmamıştı derken o istihbarat verileri üzerinden konuşuyordu, evet, onu söylerken. Ama şunu söylemek istiyorum, yani böyle bitebilir, bir parça gidebilir, yani de facto kabul etmiş gibi. Mümkün der gibi bir cümleydi. Sonuçta da yine aynı cümle tekrarlanıyor, biraz daha değişik ve kuvvetle. Böyle bakınca ne dersiniz? Şöyle hemen yine Macron ifadesine bağlayacağım müsaadenize. Rusya'yı utandırmamak lazım. Yani Rusya'yı mahcup etmemek lazım. Ne kastediyor bununla? Putin'in bu saldırısı sonrasında başarısızlıkla halkının karşına çıkmaması lazım. Bunu kabullenemeyecek. Yani ona göre büyük ihtimalle Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna atıfta bulunuyor. Çünkü daha önce Versay anlaşmasını da gündeme getirdi Macron aylar önce. Yine aynı mevzuda bir Versay daha olmasın dedi. Yani kastettiğiniz yani Almanya'yı oradan, hani Hitler'li Hitler'siz herhangi bir şekilde savaşa mecbur bırakacak kadar aşağılamayalım. Kısa Hanım. Buyurun. Bu aslında, özür dilerim araya girmiş oldum da, bu aslında Cumhurbaşkanımız tarafından da ifade edilen bu savaşa çözüm bulunması veya barışın sağlanması anlamında Putin'e veya Rusya'ya onurlu çıkış ifadesiyle de aslında ilişkili. Yani Macron'un Putin için söylediği şeyin aslında bir başka versiyonunu savaşın başlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ifade etmişti. Rusya'ya onurlu bir çıkışla bu savaşa son verilmesi şeklinde doğrudan ilişki olarak görüyorum ben de. Evet. Macron savaşın başında Mart ayında galiba Versay hatırlatmasını da yaptı. Belki Versay'da Fransa'nın tarihteki rolünü de hatırlayarak ve ondan da ilham alarak söylemiş ders olabilir. Çıkartarak. Şimdi, evet, buyurun. Şimdi tabii Versay sistemi de yine değerli izleyicilerimizle beraber bir hatırlayalım. Birinci Dünya Savaşı sonrasında yenilen Almanya'ya hem koşul olarak ağır, çok çok ağır, yani tazminat anlamında mesela tahammül çıkacak edilir boyutu olan dahil, toprak kaybı anlamında ağır ve aşağılayıcı olarak ifade edilebilecek, yani gurur kırıcı olarak ifade edilebilecek bir sistem kuruldu. Yani böyle bir hatta sistem içerisine göre Hitler olmasa da alındı. İlla birisi
çıkabilirdi. Tabii yani eğer öyle olmasaydı ne olurdu senaryolarını çok sağlıklı olarak değerlendiremiyoruz. Hayır, yani o durumun vehametini göstermek açısından. Ama ifade önemli diyecektim. Tam siz benden önce söylediniz. Durum gerçekten Almanya açısından hazmedilir bir durum değildi. Yalnız ben şu noktayı hatırlatmak isterim yine değerli izleyicilerimize. Muhtemelen meslektaşlarım da bana katılacaktır. Putin zaten Versay gibi aşağılayıcı olan ve yıllar içerisinde bir intikam alınmasını gerektirecek bir anlaşmayı kabul etmeyecek. Yani Rusya'nın o zamanki Almanya'dan çok çok önemli bir farkı var. Bunu unutmamak lazım. Şu anda kaybediyor değil kazanıyor. Eğer kaybediyor gibi olursa yani aşağılanma durumu, mahcup olma durumu söz konusu olursa her tür çirkinliği göze alabilecek bir anlayıştan bahsediyoruz. Bu çirkinlikten kastım nükleer silahın sınırlı bir ölçüde de olsa kullanılmasını kapsıyor. Ben krizin başından beri hani dahil olduğum tüm platformlarda bunun küçümsenmemesi gerektiğini söyledim. Yani yapı olarak karamsar biriyim, o ayrı bir şey. Ama mantıklı bir karamsarlık içerisinde evet, bulunmanın da faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani kaç kez işittik? İki defa çok net olarak ifade etti. Hem de savaşın daha ilk haftalarında artı hani genel gidişat göz önünde bulundurduğunda bu kişinin geçmişte yaptıklarını da bakın Halep örneğini özellikle paylaşmak isterim. Geçmişteki icraatlarını da hatırlayarak gerçekten de savaşı, mevcut durumu çirkinleştirme konusunda herhangi bir tereddüt yaşamayacağını kabul etmek evet. lazım. Versay'dan en önemli fark o bakın. Tam da Versay'dan farklı olsa bile Armağan Bey'in dediği gibi Rusya'nın işte nükleere kadar gidebilecek bir saldırganlığının da önüne geçmek maksadıyla bir takım çevreler Türkiye'de de yurt dışında da Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu işin bitmesi için ne gerekiyorsa yapıyor, yapalım havasında. Belki Armağan Bey'in dediği gibi bir aciziyet söz konusu ama yani neticede birisi Rusya, birisi de koskoca bir Batı bloğu. Bu kadar da aciz olduklarını söylemek mümkün mü bilmiyorum. Ne dersiniz? Peki bütün bunları Ukrayna'yı çatışmanın ilk başında çatışmaya doğru iterken neden düşünmediler? Sayın Profesör'ün söylediği gibi evet NATO'yu bir araya getirmek için olabilir. Ama sonuç üzerine sonuç olarak Ukrayna halkı üstünden Ukrayna üzerinden NATO ülkelerinde bir araya getirdiler. Bu etik bir şey değil ki. Yani işte Macron'un beyin ölümü gerçekleşti şimdi dediği Macron'un NATO söylediği laf. Çok canlı hayat buldu değil mi bu meseleyle? Yani Rusya aslında paradoksal olarak hem Avrupa'yı hem NATO'yu şimdi bir araya getirdi. Macron bu lafları söylüyor da dönem başkanı olan Avrupa Birliği'nde patır patır yeni yeni yaptırımlar yaparken Putin'in şeyini onurunu kırmıyor muydu? Düşünmüyor muydu? Çok mu hoşuna gidiyordu Putin'in? Yani ama orada da bakın özür dilerim yani sözünüzü kesiyor gibi oldum ama bir hani tepki verme mecburiyeti var. Siz sözünüzü bitirin oradan ben devam edeyim. Yani benim demek istediğim şey şu. Yani başından beri belli olan bir şey. Tamam bu Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarına olan bir şey. Çünkü NATO'yu ben Amerika Birleşik Devletleri olarak görüyorum. Daha doğrusu Pax Americana'nın bir... Amerika'da öyle görüyor zaten. Zaten Pax Americana'yı devam ettiren önemli araçlardan biri. Yani NATO'nun üyelerinin birbirine kenetlenmesi Pax Americana'nın devamı için önemli. Yani Amerikan çıkarlarıyla örtüşüyor, Avrupa'yla tam değil tabii ki. Onu zaten profesörlerimiz söylediler. Başka bir yani, kontekst içinde. Macron'un bunu söylemesi, evet bu gelen noktada sizin de dediğiniz gibi bir an önce çatışmanın bitmesi öyle bir duruma geldi ki sonuç itibariyle Ukrayna'ya toprak tavizi verecek. Ben de diyorum ki madem bu toprak tavizi verilecekti bu kadar yıkıma, bu kadar halkının göçmen durumuna düşmesine, acı çekmesine, ölmesine gerek var mıydı? Baştan niye kışkırtıldı? Onu sorguluyorum sürekli olarak. Evet yani ben eleştirmiyorum bugün bu söylenenleri ama yani söylemeleri gerekir ve hatta sevindirici de çünkü eski söylemlerle devam etselerdi sürekli devam edecek bir çatışma. Evet.
olacaktı. Yani benim görüşüm o. Yani bu biraz zorlama bir kriz. Yani başka çıkarlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları için Avrupa'nın da kullanılmak suretiyle çıkarılan bir kriz olduğunu düşünüyorum. Ferhat Bey. Buyurunuz. Şimdi yakında galiba Temmuz ayı ortasında Amerikan Başkanı Biden Suudi Arabistan ziyaretinde bulunacak ve herkesin beklentisi petrol fiyatlarında bir değişiklik. Şu an için petrol fiyatlarının yükselmesi işte Rusya'da Putin'in bu savaşı kolaylıkla sürdürmesine de imkan sağladı. Doğru mu? Değil mi? Doğru. Ama şimdi böyle bir anlaşma, yeni bir anlaşma, petrol fiyatlarının da düşüş getirecek bir anlaşma bekliyor musunuz? Putin veya Rusya bu ve benzeri yollarla durdurulma veya daha fazla yıpratılma yönünde neler beklemek lazım? Şimdi Belkıs Hanım, normal şartlar altında ABD'nin Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırması için Biden'ın Riyad'a gitmesine gerek yoktu. Yani Suudi Arabistan geçmişten beri ABD ile kurmuş olduğu o ilişki üzerinden ABD'nin talepleri doğrultusunda petrol üretimini artırma veya kısma yönünde bir politika uygulayıp petrol piyasalarına ABD'nin tamamlayıcı yardımcısı konumundaydı. Ama özellikle bu Veliaht Prens üzerinden Biden, Bin Selman üzerinden ve Biden yönetimiyle yaşamış olduğu o sıkıntılar üzerinden ve aslında Biden'dan önce başlayan bir süreç nedeniyle Suudi Arabistan'ın ABD'nin eskisi kadar etkili olmadığı bir aktör. Yani ABD'nin Suudi Arabistan üzerinde eskisi kadar etkili olmadığını görüyorum ben. Veya benim yorumum bu şekilde. Örnek olarak normal şartlar altında ABD'nin Orta Doğu politikasında müttefiklerin korunması, müttefik rejimlerin korunması ve bunların güvenliklerinin sağlanması, enerji rezervlerinin çıkarılması ve uluslararası piyasalara ulaştırılması kadar önemli bir husus. Ama örneğin daha Ukrayna meselesi gündemde yokken 2019 yılında Suudi Arabistan Aramco tesislerine saldırı ki dünya petrol üretimini etkileyen bir saldırıydı. Ve bu saldırının ne Suudi Arabistan tarafından ne de ABD tarafından karşılığının verilmemesi, Suudi Arabistan'ın ABD'nin uygulamış olduğu bazı politikalar ve özellikle Orta Doğu'daki düşük angajman politikası nedeniyle bazı güvenlik ikilemleriyle karşı karşıya kalması, özellikle de İran noktasında daha ciddi risklerle karşı karşıya kalması sonucunu ortaya çıkarttı. Bu da kaçınılmaz bir şekilde bizim uluslararası ilişkilerde finanstan ödünç alan bir kavram, hedging dediğimiz, yani yumurtaları ayrı kefeye koyma diye özetleyebileceğimiz veya riskleri azaltma diyebileceğimiz farklı alternatiflere yönelme yönünde bir politika izlemesine yol açtı. Hem Suudi Arabistan, hem Birleşik Arap Emirlikleri'nin hem de ABD'nin eski dost ve müttefiklerinin. Dolayısıyla Suudi Arabistan noktasında Biden Temmuz ayında burayı ziyaret etse bile Suudi Arabistan üzerinde ne kadar etkili olacağı, Suudi Arabistan'ın petrol üretimini arttırarak kendisinin de zarara gireceği bir sürece ne kadar destek olacağı veya bunun ne kadar uzun vadeli devam ettireceği hep bir tartışma konusu. Sonuçta Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar var ama bu yaptırımlara rağmen hala daha Avrupa ülkeleriyle Rusya arasında petrol ticareti devam ediyor. Bunu da hatta Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında da galiba devam ediyor. Rusya arasında da yani bir süre devam etti, şu an hala hazırda olduğuna emin değilim ama şu bir gerçek. Yani bir yönden yaptırım uyguluyorsunuz. Bu yaptırımlar nedeniyle jeopolitik riskler artıyor, enerji fiyatları artıyor. Ama diğer yandan siz petrol ticaretine bırakan doğalgazı petrol ticaretine devam ediyorsunuz. Evet, alternatifler bulunmaya çalışılıyor. Yani biraz önce siz ifade ettiniz. Almanya'nın yeşil enerjiyi veya yeşil dönüşümü bırakıp kömürü tekrar geçmesi, nükleeri tekrar yeşil enerji statüsüne sokacak olmaları veyahut ABD'nin Venezuela ile petrol görüşmeleri yapmaları, İran'ın ile üstü örtülü görüşmeler yapmaları, Katar'dan LNG sıvılaştırılmış doğalgaz tedariki veya ABD'nin Avrupa'ya daha fazla sıvılaştırılmış doğalgaz tedariki gibi çeşitli alternatifler hep gündemde. Ama şu bir gerçek, yani bu kriz acil bir kriz. Rusya'ya acil yaptırımlar uygulama amacındalar. Ama enerji güvenliği arz ve tedarik oranı açısından bakıldığında bu kadar hızlı hareket edilemiyor. Dolayısıyla eğer böyle hareketler yapılacaksa, yani sizin sorunuzun başında ifade ettiğiniz Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırması, diğer petrol üreticisi ülkelerinin petrol üretimini artırması ki ABD'nin arttırdığını biliyoruz. Belli bir noktadan sonra Rusya'ya zarar vermeye başlayacaktır.
Ama anlaşılan o ki Rusya şimdiden daha Çin'e, Hindistan'a çok daha dünya piyasasının altında petrol satarak bu açığını da kapatabilecek nitelikte. Dolayısıyla günün sonunda şu soruyu soracağız. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonucunda dünya bu kadar etkilendi ve sonuçta değişmeyecekse eğer, neden bu kadar fazla sorunla yüz göz olundu veya bu kadar fazla maliyete katlandı? Neden Ukraynalılar bu kadar fazla maliyete katlandı? Neden bütün dünya gerek ekonomik anlamda gerekse siyasi anlamda bu kadar maliyete katlandı? Sanıyorum ilerleyen zamanda en fazla soracağımız soru bu olacak. Çok teşekkür ediyoruz Ferhat Birinci. Şimdi bir araya gideceğiz. Aradan sonra Fransa'daki vaziyeti, ilk yaşanan ilkleri konuşacağız. Evet, küçük bir ara diyelim. Ama dönüşte belki bir parça Rusya-Ukrayna'dan yine bahsederiz. Küçük bir ara. Evet, şimdi bir ilk bölümde Rusya-Ukrayna'yı konuştuk. Armağan Bey, siz bir yerde Akın Bey'in söylediklerine tahmin ediyorum itiraz edecektiniz ya da eklemede bulunacaktınız. İtirazdan İsterseniz ziyade... İsterseniz tamamlayalım, sonra Fransa'ya geçelim. Buyurun. Tabii itirazdan ziyade şu noktayı hatırlatmak isterim. Şimdi biz Ukrayna sorunuyla ilgili olarak Batı tarafının, özellikle NATO müttefiklerinin ortaya koyduğu eylemleri değerlendirirken bir tür mecburiyetten de bahsetmek durumundayız. Yani bu desteği, örneğin silah sağlanması anlamında veya genel olarak siyasi desteğin sağlanması anlamında bir tür, dediğim gibi, mecburiyet söz konusu aslında. Yani başka çareleri yok. Böyle bir dayanışmayı göstermek zorundalardı. Buradan da ikinci noktama bağlamak istiyorum. Şimdi biz hep kışkırtmadan bahsediyoruz. Batı kışkırttı, Rusya saldırdı. Bir, sadece kışkırtma uluslararası hukukun hiçe sayılmasını gerektirir mi? İki, Ukrayna'ya da bakmak istiyorum. Mesela Ukrayna Anayasası'nda NATO üyeliği var. Yani şimdi ben daha önce başka bir platformda da ifade ettim. Çok büyük bir hata bu. Yani siz, hani kışkırtmadan bahsediyorsak, Batı'nın, mesela NATO'nun ya da Amerika Birleşik Devletleri diyelim, Rusya'nın daha zayıf hale gelmesi için Putin'in zaaflarını kullanıp neye tepki vereceğini bilerek o doğrultuda bir takım desteklemeler yapmanın ne kadar aslında korkunç bir şey olduğundan bahsederken, Ukrayna halkının doğrudan anayasasına koyduğu NATO üyeliğini de tartışmak durumunda olmalısınız. Yani siz derken yanlış anlamayın. Hayır, yani genel olarak anayasa söylüyorum. Anayasa konuşma ama NATO'ya. Ama işte o çok korkunç bir hata. Yani, büyük hata yani. Derseniz ki, hani bu kadar net bir hassasiyet varken Moskova tarafında, onu doğrudan provoke edecek diyorlar ya, onu doğrudan kışkırtacak bir ifadenin anayasaya konulması hatalıydı. Şöyle de bir açıklamayı, şöyle bir hatırlatmayı daha doğrusu paylaşmak isterim. Şimdi sonra Fransa'ya geçelim. Aynen öyle. Fransa heyecanla bizi yani bekliyor. Yayın akışını da bozuyorum ama hemen bitireceğim. Ukrayna'nın gerek Avrupa Birliği'ne gerekse NATO'ya yönelik eğilimini engelleme, durdurma hakkına da sahip değiliz. Yani bir de böyle de bir şey var. Ve bunun istendiği durumda da Rusya hoşlanmayacak diye bir geri adım atmak acaba muhakkak egemenlik kavramına aykırı değil midir? Bu söyledikleriniz prensiplere çok uygun. Böyle düşünüyoruz. Ama tabii hani ne deniyor? Bir şey, real politik diye bir tam kavram da o yüzden var. İşte real Rusya'ya politik, istediklerini verelim, böylece savaş bitsin deniyor şu anda. Bazen de evet, yani zarar ve kar hesabıyla yeni pozisyonlara sebep olabiliyor diyelim ve Fransa'ya geçelim. Aynen öyle. Yani son olarak şeyi hatırlatmak isterim, tam bu real politik ifadesinin üzerinden güç uluslararası ilişkilerde belirleyici temel bir etken maalesef hala evet, böyle bir gerçek. Hayatın acı gerçekleri. Evet. Şimdi sayın seyirciler, Fransa'ya geçeceğiz. Diyeceksiniz ki neden bu kadar geniş Fransa'yı konuşacağız? Bizim Türkiye-Fransa arasında biliyorsunuz Cumhuriyet'in başından beri ilham aldığımız, sisteminden etkilendiğimiz bir ülke olması hasebiyle önemli. Ama Avrupa Birliği'nin en büyük iki ülkesinden biri, kurucu iki ülkesinden biri. Ne oldu Fransa'da?
ilk defa tarihinde bir cumhurbaşkanı seçildikten 2 ay sonra mecliste mutlak çoğunluğu elde edemedi. Ama daha ilginci, mecliste hiçbir parti mutlak çoğunluğu elde edemedi. Ve bir üçüncüsü, işte 2000'li yıllardan beri babasının 50 yıl evvel kurduğu partiyle devam eden Marine Le Pen, Fransa'da ilk defa mecliste ana muhalefet partisi olma statüsüne erişti. Bugüne kadar grup kuramamıştı. 8 milletvekili vardı. Bu defa 11 katına çıkartıp 89 sandalye kazandı. Bir diğer sonuç, Avrupa'da ve Batı'da genel olarak gördüğümüz eğilim, seçimlere katılma oranı. Fransa bu konuda da 5. Cumhuriyet'in rekorunu kırdı. Seçimler sandığa seçmenlerin %53,77'si gitmedi. %8'e yakını da boş oy veya geçersiz oy kullandı. Şimdi böyle bakınca kimileri cehennem diyor, kimileri kıyamet diyor. Bir genel olarak Armağan Bey, ilk seçimleri duyduğunuzda sonuçlarıyla ilgili ne değerlendirmede bulunursunuz? Çünkü Cumhurbaşkanı Macron da tuhaf diyor. Hatta Başbakanı Elizabeth Born da birinci turdan sonra atadığı eşi benzeri görülmemiş bir durum diyor. Yani korkunçluk açısından. Ne dersiniz? Şimdi birkaç şey söylemek isterim. Öncelikle, sonra teker teker zaten değerlendireceğiz. Yani, önümüzdeki dakikalar boyunca konuşacağız. Evet. Fakat şeyi bir hatırlayalım isterseniz. Sayılar var mı elinizde ya da ekranda paylaşabiliyor muyuz? Sayıları hayır, maalesef ekranda paylaşamıyoruz. Ana muhalefet ifadesine çok katılamıyorum çünkü... Evet, Sol İttifak onlardan daha kalabalık bir sandalye adedine sahip. Muhakkak daha fazla. Ama Sol İttifak daha bugün çatlamaya başladı. Birazdan konuşacağız. Ama, yani Mélenchon'un oyuna şimdi... bakarsak 76, işte Marine Le Pen'in 89. Tek başına yani bir siyasi parti olarak yani bunlar tamam, okay. O zaman başka olabilir. Şekilde de tartışabiliriz yo, ama şu anda yani Macron'dan başka evet tek başına aldı. Rakamlar var özet. Çünkü en fazla sandalyeyle 245. Tabii yani, şöyle şimdi biliyor ben musun? Hani rakamlar var mı derken izleyicilerimizle de sayısal olarak paylaşabiliriz. Teker teker tekrar ele alacağız. Siz tamam. Yani baktığınızda Altıgen, Fransa... Yok ben ifade evet. Tamamen doğru. Yani ne söylersiniz gördüğünüzde? İzleyicilerimiz bizi yanlış anlamasın diye özellikle bu ana muhalefet kısmı üzerinde durmak istedim. Çünkü bir hani tabii seçim... ki blok olarak bakarsanız ama o da tartışmalı tabii. Şimdi birazdan konuşacağız. O kadar tartışmalı ki hatta önümüzdeki hafta ne olacağını da bilemiyoruz. Evet, yani Macron da bilmiyor. O tür... O yüzden biz hiç bilemiyoruz. Aynen öyle. O tür hususlar var. Şimdi biz daha önceki programda yine bu konuya ayrılmış olan daha önceki programda ben biraz Akın Bey'in bir ifadesi üzerinden hafif de şaka yollu aslında 3 değil 4 kutup var demiştim. Bu ifadeyi tekrarlayarak başlamak isterim. Bir Macron'un grubu, bunlar böyle Türkçe'ye birlikte diye çevrilecek bir kelimeyle ittifak haline geldiler. Macroncular tane, diyelim. Evet 3 oluşum var ama esasen Macron ve Macron'un partisi. Birazdan daha net ifade edeceğim ne demek istediğimi. İkincisi bu az önce söylediğim sol grup yani sosyal demokratların da dahil olduğu ama başı ilginç bir şekilde solun daha ileri bir fraksiyonu diyeceğim Türkçe'de biraz kirleterek aşırı sol diye ifade edebileceğimiz bir grubun yani Jean-Luc Mélenchon'un partisinin çektiği grup. Üçüncü grupta sizin gayet iyi bir şekilde hatırlattığınız tek bir parti. Ulusal bir araya gelme, ulusal toplanma. Aslında birlik orada hatalı bir evet. Çeviri. Niye onu kabul ettiler bilmiyorum. Akın Bey de katılıyor bana. Ama şimdi bir, ulusal yani toplanma da toplanma bunlar. Diye de bir Türkçe ifade olmaz. Ama daha iyi olur. Daha, doğrusu, daha iyi olur aslında. Yani o kelime için kusura bakmasın. Değerli izleyicilerimizin de değerli vaktini bu neyse, çok önemi yok. Aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi değil. O başka bir kelime çünkü. Türkçeleştirmemiz şart değil. Buyurun. Onu Türk Dil Kurumu'na mı bilmiyorum bir yere bir mesaj göndermek lazım. Evet, bunu evet. Yapmış olalım. Şimdi tabii bu 3 tane parti grubunun dışında bir de az önce yine son derece haklı bir şekilde hatırlattığınız... Seçime katılmayanlar. Aynen öyle. Yani onlar herkesten daha güçlü. 4 tane grup var ve maalesef onlar
ana akımı daha yoğun bir şekilde temsil eden neredeyse %60, bir kalabalık. Neredeyse demeyeyim, 53-77 artı 7-67 61 falan ediyor seçimlerde yani, oy kullanmayanların iki kişiden oranı. Biri sandığa gitmemiş. Bu evet. Aslında şimdi tabii siyaset bilimi açısından, siyasal meşruluk açısından da son derece mühim bir durum. Çünkü onu da konuşacağız muhtemelen. Fransa'da 5. Cumhuriyet artık halkın desteğini vermekte zorlandığı bir rejim. Ama gazetenin manşetini atacak olsaydınız ne derdiniz Armağan Bey? Aslında sorun bu. Şimdi seçim birkaç şey arasında biraz çekimsel kalırdım. Çünkü bakın bir kere bu ulusal toplanma diye çevireceğim yine affınıza sığınarak. Yani aşırı sağ partinin zaferi. Bu olası manşetlerden biri. Macron'un hezimeti, Macron'un uğradığı hezimet bence yine olası başlıklardan biri. Çünkü aslında seçmen biraz da muzip bir şekilde diyeceğim affınıza sığınarak hem onu cumhurbaşkanı yapıp hem de aradan kısa bir süre geçtikten sonra yapılan yasama seçimlerinde onun partisini birinci parti olarak çıkartmadı. Bunu ilerleyen dakikalarda yani konuşacağız. Birinci parti çıktı da. Ama siz hala manşeti atmadınız tamam. Armağan Bey. Akın Bey'e attıracağım manşeti. Değerli izleyicilerimizin önde de özür diliyorum. Hatalı bir ifade kullandım. Hemen düzeltmem lazım. Birinci parti olarak çıktı doğru ama istediği çoğunluğu vermedi. Yani evet. Bu muziplik diye bahsettiğim ama yine de manşet şey. Biraz daha vurucu olması lazım. İsterseniz siz bir düşünün. Akın Bey söylesin. O zaman, çünkü peki. Benim manşetim Macron'a soldan ve sağdan tokat. Nitekim böyle karikatürler yapıldı iki yanağına da. Çünkü Macron ben ne soldayım ne sağdayım diyordu. Ya da hem sağdayım hem soldayım diyordu. Hem sağdan hem soldan tokat yemiş oldu. Fena değil. Hiç sizin fena gazeteciliğiniz değil. Varmış hiç Akın Bey. Değil. Evet şimdi o zaman baştan başlayalım. Önce yani belki sıkıcı ama neden bu seçim sistemi? Neden buna gitmişti Fransa? Onu konuştuk. Yok onu, sıkıcı olmak zorunda değil. Hayır bir parça konuşalım yani neticede siyasi sistemler var. Evet. Çünkü bunu bilmezsek evet. Bu seçim sonucunu anlamamız biraz güç olabilir. 5. Cumhuriyet'te De Gaulle neden buna gitmişti? 4. Cumhuriyet nasıldı? Bir kısaca hatırlayalım buyurun. Şimdi tabii. Çünkü bu da biraz bu meclis için de deniyor ki sanki 4. Cumhuriyet meclisi. Sizin buyurun. Programlarınızda iki tane Fransa yaptık hocamla birlikte. Konuştuk Fransızlar ayrıntılara kadar girdik. Evet. Bu sisteme gidilmesinin nedeni 4. Cumhuriyet'te parlamenter sistemin başarısızlığı. Çok parçalı. Hükümetli, evet. Yani parlamentoda çok partinin bir araya gelmesi bir yerde bizim de yaşamış, Türkiye'de de olması. Yaşamış olduğumuz yönetilemezlikten ötürü başkanlık seçimi, başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemine geçti. Yarı başkanlık sisteminin özelliğini söylemiştim, tekrar edeyim. Yarı başkanlık sistemi yetkilerine, evet, parlamenter biraz. Sistemde olduğu gibi millet meclisinden bir hükümet çıkıyor. Millet meclisindeki çoğunluğa dayalı, milli meclis aslında Fransızcası. Milli meclisteki çoğunluğa dayalı bir hükümet. O hükümet aynen parlamenter sistemde olduğu gibi meclise karşı sorumlu olduğu halde halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'na karşı da sorumlu ve Cumhurbaşkanı'nın meclisi fesih yetkisi var. Parlamenter sistemden farklı olarak. Üstelik de bu meclisin üyeleri iki turlu ve dar bölgeyle seçiliyor. Yani. Şimdi, İyice böyle şimdi elene onu, elene geliyor. Söylemiştim. Hatta Duverger'in söylediği gibi başkanlık. Hatırlatın lütfen. Tekrar ediyorum. Başkanlık sistemleri rigid bir güçler ayrılığına dayanır. Amerika Birleşik Devletleri örneğinde olduğu gibi. Ancak yarı başkanlık sistemleri öyle değil. Yarı başkanlık sistemlerinde bir güçler birleşmesi vardır. Gerçi parlamenter sistemde de vardır güçler birleşmesi. Çünkü Amerika'da mesela topal ördek durumuna düşüyor. Mesela Kasım ayındaki seçimlerde eğer cumhuriyetçiler çoğunluğa geçerse Biden topal ördeğe düşecek. Tıpkı şu anda orada güçler ayrılığı var. Macron ama Fransa'da mutlaka Cumhurbaşkanı'nın bir çoğunluğa ihtiyacı var. Yani güçler birliği olmadığı takdirde aslında işte bugün söylendiği gibi bugünkü paralize durum, olan bir ülkeye aynen dönüşüyor. Aynen bugünkü gibi oluyor. Dolayısıyla onu da
Onu da aşmak için söylemiştik 1986 yılında François Mitterrand, o sırada 7 yıllıktı Cumhurbaşkanlığı evet. süresi, görev süresi, meclisin 5 yıllıktı. Aradaki 2 yılda çoğunluğu meclisin değişebiliyordu. Ve nitekim Mitterrand 81'de seçimleri kazandıktan sonra meclisi feshetti. Çünkü sağ ağırlıklı bir meclisti. Dedi ki beni seçtiniz halkım, gelin bana uygun bir parlamento, meclis çoğunluğu verin dedi ve meclis çoğunluğu verdi halk. Ancak 5 yıl sonra meclis seçimleri yenilenirken, bu sefer elbette iktidarda yıpranıldığı için Mitterrand'a karşı Chirac'ın başı çektiği işte sağ meclis çoğunluğunu, sağ çoğunluğunu ele aldı. Bu durumda Cumhurbaşkanı ne yapabilir? Meclisi tekrardan feshedebilir mi? Edebilir, yetkisi var. Ama ederse ne olacak? Yeniden o çoğunluk çıkacağına göre kendisinin istifa etmesi gerekiyor. Dolayısıyla Mitterrand koabitasyon dediği, aslında bir tür koalisyon diyelim. Seçilmiş Cumhurbaşkanı farklı bir meclis çoğunluğuyla ülkeyi yönetti. Koabitasyon Mitterrand'ın icadıdır. Ondan sonra da iki kere daha oldu. Ama o zaman tabii 7 yıl. Şimdi 7 yıl meselesi vardı. 2002 yılında İki seçim arasında 2 yıl vardı. 2002 yılında bir anayasa değişikliği yapıldı. Meclisle Cumhurbaşkanı'nın görev süreleri eşitlendi. 5 artı 5. Yani koabitasyon olmasın. Mutlaka işte şeye seçilmiş Cumhurbaşkanı'na o çoğunluk gelsin diye. O yapıldı. Yani sistem değişikliğinin muradı aslında güçler ayrılığı değil, güçler birliği olacak daha şekilde. Daha güçlü olması. Daha doğrusu ülkenin yönetilmesine imkan tanıyacak şekilde ikisinin de aynı partiden olmasını bir husus daha. Neden sağlamak maksadıyla Macron'un oldu. Seçimi, yani Cumhurbaşkanlığı seçimleri için burada bir program yaptık. O zaman da değinmiştim. Değinmiştik beraber, konuşmuştuk zaten hocamla birlikte. 12-19 Haziran, yani 1,5 ay sonra parlamento seçimleri yapılacak demiştim. Bu parlamento seçimlerinin ileri attırılmasının da aslında güçler birliğine bir katkısı olacağını ben o zaman da söylemiştim. Hatta çünkü nedir? Türkiye'de mesela Cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunda Cumhurbaşkanı için oy atarken yanında meclis için de atıyorsunuz. Şimdi eğer Fransa'da da öyle bir şey olsaydı oylar dağılmış olacaktı. İleriye atarak seçilmiş Cumhurbaşkanı'na işte tekrardan bir çoğunluk verilmesini sağlamaya çalışıyorlar, bu bir. İkincisi, iki turlu yapıyorlar. İki turlu yaptıklarında işte bugünkü durum ortaya çıkabiliyor. İki turlu niye yaparlar? İki turlu yani ve dar bölge. Dar bölgeli. Hem dar bölge hem 577 seçim bölgesi var. Her bölge bir milletvekili seçilecek. Niye iki tur yapıyorlar? Yani bunun mantığı yok. Bugün Fransa'nın karşı karşıya kaldığı sorunun nedeni de bir yerde bu. Neden? Mesela söyleyeyim, ilk turdan bazı seçmenler niye yüksek oranda sandığa gitmeme var? Bakın 577 şey var, seçim bölgesi var. 5'i ilk turda seçildi. 572 kaldı. Bundan sonra da 7 tanesi triangüler dediğimiz, yani 3 partinin katıldığı ikinci tur seçimi oldu. Onun içinde işte birinci turda seçilmek için kayıtlı seçmenin %25'ini alıp aynı zamanda salt çoğunluğu almak gerekiyor ki 5 kişi ancak seçildi, 5 milletvekili. Eğer kayıtlı seçmenin %12,5'unu alıp üçüncü gelenler de üçüncü olarak girebiliyorlar. Buna işte üçgen seçimler, yani üçlü seçimler diyelim. Üçlü seçimler yapılıyor. Bunlardan da 7 tane vardı. Gerileri düello. Yani ilk iki sırayı alan partilerin katıldığı seçimler. Peki ama bunlar seçim bölgelerinde. Bakın, seçmenin bir bölümünün oy vermediği partiler karşı karşıya geliyor. Mesela Mélenchon'un
aşırı sol partisiyle Macroncular tam 386 yerde karşı karşıya geldiler. 208 yerde işte bu solla aşırı sağa karşı karşıya geldi. İşte bir miktarda diğer seçmen nasıl oy kullanacak? Bakın, düşünebiliyor musunuz? Nasıl oy kullanırsınız siz? Sizin partiniz o bölgede, o seçim bölgesinde seçime girmiyor. Etik olarak sizin sandığa gitmemeniz lazım zaten. Ha, bazen ne oluyor? İşte o parti kazanmasın diye karşısındakine oy veriyorsunuz. Böyle bir seçim sistemi var Fransa'da. Onun sonucu bu, böyle tuhaf sonuçlar çıktı. Ama katılım oranının düşük olmasının nedenlerinden biri de sadece ilgisizlik, isteksizlik değil. Hayal kırıklığı. Aynı zamanda bu sistemin bir sonucu. Aynen. Çünkü sizin partiniz o seçim bölgesinde yok. Ne yapabilirsiniz? Onun için yüksek çıktı. Ben bu seçim sisteminin değiştirilmesi, eğer şeyse tek konuşuluyor zaten, olması gerekir. Zaten konuşuluyor. Bu arada arada birbirinizin konuşmasına girebilirsiniz. Evet, artık tabii. İki kişiyiz. Buyurun. Arman Bey. Tamam, ben anlattım şeklisini. Hem kohabitasyon, şimdi dedim ki ben, Akın Bey aslında anlattı ama ilk kez bir cumhurbaşkanı iki ay sonra mutlak çoğunluğu elde edemiyor dedim. Ama tarihinde Fransa'nın tabii ki kohabitasyonlar var. Sadece süre böyle değil yani. Hı-hı. İki ay sonra değil. Genel olarak anlattı Akın Bey. Hem kohabitasyon ne demek? Gerçi bu sefer söz konusu olabilir belki. Yani şu anda bakınca gözükmüyor ama onu bilelim, birlikte yaşama, kohabitasyon Fransız bir şey. Hı hı. Hem de siz seçim sistemiyle ilgili değerlendirmede bulunursanız neler söylersiniz? Şimdi önce ikinci sorudan başlayalım isterseniz. Burada bence yine ilginç olan durumlardan biri, az önce mesela değerli diplomatımız hatırlattı. Bir yarı başkanlık sisteminden bahsediyoruz. Yani başkanın yetkilerinin son derece net bir şekilde güçlendirilip parlamenter özelliklerinde tutulduğu bir yapı. Böyle bir birlikte yaşama durumu aslında doğasında var gibi. Önce bunu bir hatırlayalım. Şimdi tabii bu seçimin şöyle özel bir durumu var. O da bu yarı başkanlık sisteminin şimdiye kadar hiç olmadığı kadar parlamenter olmak zorunda olması artık. Ne demek istiyorum bununla? Eğer Macron ve yönetim kademesi, yani Macron'un partisi diyelim, düzelteyim bu ifadeyi, etkili bir şekilde kanunları meclisten geçirmek istiyorlarsa yapacakları şey bundan sonra çok net olarak pazarlık. Ve bakın, dikkat edin, aşırı sol ve solun diğer unsurları belirli bir grup halindeler. Siz demin hatırlattınız, çatırdıyorlar diye. Aslında bu çatırdama doğal olarak Macron'un işine geliyor. Çünkü o gruplarla pazarlık, o gruplarla anlaşma çabası içerisinde olacak Macron. Şeyleri geçirmek için, kanun tekliflerini geçirmek yani için. Bu arada hatırlayalım. Hemen şunu söyleyeyim, siz öyle sorun. Yarı başkanlık, yarı başkanlıktan daha ziyade parlamenter sistem. Hayır, biz biliyoruz da seyircilerimiz belki Fransa'yı sizin kadar veya bizim kadar bilmiyorlar. Gözlerinde canlansınlar. Tabii. Yani buyurun. Kaç tane parti olduğunu da mecliste 3 blok dediniz. Bir hocam bir şey söyledi. Kohabitasyon olmayacağını ima ediyor. Çünkü diyor ki kanunları, çıkarmak istediği kanun metinlerini diğer kendisine yakın partilerle görüşecek. Dans gibi bu ama. Yani ama kohabitasyon olmayacağı doğru, ben de katılıyorum. Sabit bir yani şöyle söyleyeyim, yönelebilirim dediği sabit bir grup yok bakın. Evet. Yani aşırı solun da dahil olduğu sol grubun oluşturduğu şeye bakın, muhalefet grubuna bakın, aşırı sağa bakın. Bunların ikisi de çok net olarak Macron'u karşılarına almış vaziyette girdiler seçime. Bu son derece doğal ilk bakışta. Ama şu an gelinen noktada Macron'un değişik kanun teklifleriyle ilgili olarak her aşırı sağ tabii ki sayamıyorum. Yani o çok ayrı bir vaka. Ama hem sol ittifak sisteminden hem de mesela şu ana kadar bahsetmedik ama
ana akım sağdan da bir grup var mecliste. Evet. Ama şimdi öyle bir söylediniz ki bir de meclisteki ideolojileri düşününce Ayasofya'da dilenip Sultanahmet'te sadaka işte, vermek gibi olacak. Mecbur kalacak. Ne kadar değil olduğunu çünkü söyleyin. Yani söyleyelim. 577 üyeli parlamentonun 289 salt çoğunluğu. Doğru. 245 tane Macron'un partisi aldı birlikte. Hı hı. Macron'un diğer partisi derken hem kendi Macron'su partisi var, bir merkez modern partisi var. Var. Bir de sağdan gelen ve ilk başbakanı geçen dönemdeki Edouard Philippe'in kurduğu Horizon diye. Yani o da bir Macroncular. Bunlar Macroncular. Üçlü halinde. Hepsinin ayrı ayrı da oyları var bu 245'in solcular içinde. Solcular diyelim o zaman. Solcular diyelim. Solcularda işte aşırı solda dediğimiz Mélenchon'un 75-76. Toplamı 233'tü ama başka solcuları da alınca 242 çıkıyor. Hı hı. 142 çıkıyor. Evet, 242 nereden çıktı? Öyle olsaydı zaten. 142 çıkıyor. Bir de aşırı sağda ki parti var. 89. 89'da o var. Şimdi solun içerisinde ki Sosyalist Parti, Yeşiller, Komünist Parti 4 tane akım var. Kendisi Mélenchon'un aşırı soldaki partisi 76 almışsa da Yeşiller var 20 küsur, Sosyalistler gene 20 küsur. Yok 20 küsur. 20 küsur. 26, 2017 20. 30 sandalye Sosyalist Parti haklısınız. Bu sefer 26. Evet 26. Yeşiller geçen sefer 3 iken bu sefer kaç? Ya da veya 1 iken. Onun da 27 galiba. Ayrıca komünistler var. Yani bütün bunlardan oluşmuş bir koalisyon. Şimdi kohabitasyonla yani bunlar var şu anda. Yani 289'a varmak için Macron'un birlikte cephesinin oluşturan partilerin hazırlayacağı yasa tekliflerinin karşılığında geçebilmesi için işte 40 küsur oya ihtiyacı var. Onu nereden alacak? Şimdi kohabitasyonla farkı şu. Kohabitasyonda Cumhurbaşkanı bir partiden, meclis çoğunluğu da başka bir partiden veya parti gruplarından oluştuğu zaman niye koalisyon demiyoruz? Çünkü koalisyonda Cumhurbaşkanıyla meclis çoğunluğu farklı partiden olunca kohabitasyon oluyor. Koalisyonda daha çok parlamenter sistemde birçok parti bir araya gelip salt çoğunluğu aldığında bir oluyor. 1, 2, 3, 4. Hepsi olabilir. Veya iki. Evet. Yani durum bu. Şimdi hocam da diyor ki testleri geçirmek. Ha bir de tabii unuttuk dediği cumhuriyetçiler var. Cumhuriyetçiler de 64 artı şimdi diğer sağlarla 74. Evet. Bir de bu şimdi arada çok özür dilerim. Cumhuriyetçilerin de ana akım sağ olduğunu hatırlatmak lazım. Ana akım sağ şimdi doğru. Şimdi kohabitasyondan başlayalım o zaman. Yani kohabitasyon ne demekten. Bir de belki demekten şunu söyleyelim. Buyurun. Ondan orada önce kalmıştı zaten. Partilerin eğilimleri bakımından hocam da dedi ana akım sağ yani ılımlı sağ bir yerde bu cumhuriyetçiler. Yani eskiden Sarkozy'nin olan parti. Onun başında Jacob var. Christian Jacob şu anda. Onlar Macron ne yaptı? 2017'de Macron aslında ne yaptıya gelmeyelim. Tamamen dağılacağız. Ama çok çok mühim. Çok önemli. Şey. Sosyalistlerle bu ana akım sağ bir araya getirdi. Partisini kurdu işte. Partisini kurdu. Partisini oluşturanlar zaten ana akım sağ yani cumhuriyetçilerle sosyalistlerden oluşuyor. Dışarıda kalan sosyalistler evet başka. Yani dolayısıyla bunlar aslında Macron'un getireceği metinlere evet diyebilecek pozisyondalar. Şimdi ancak ama şu anda Macron için Titanic biz, diyorlar. Biz bir geçme. Titanic diyorlar. Titanic nedir? Batmakta olan bir şimdi gemidir. Kimse bilmek istemiyor. Şimdi yakından izleyerek söylüyorsunuz bunları ama yani biz ilk defa işitecek pek çok insan. Onun için kohabitasyondan başlayalım Armağan Bey. Kohabitasyon olmasa iki mecliste aynı partiden olsa değil mi? Başbakan dekoratif ama birden başbakan çok önemli bir şeye dönüşüyor böyle bir durumda. Onun için sistem bazında
neler söylersiniz? Söylemediniz. Önce onları... Şöyle gerekte yani... kaldım bilmiyorum. Çünkü gayet net bir şekilde ifade edildi az önce. Ama şunu eklemek isterim. Yine kohabitasyon veya seçim ittifakı, daha doğrusu koalisyon kıyaslamalarıyla ilgili olarak. 2017'de işte Akın Bey gayet güzel bir şekilde hatırlattı. Çok mühim değişim oluyor. Yani hatırlattı derken ben... O zaman Macron'dan başlayalım. Şöyle buyurun, bir şeyi Maliye eklemek isterim. Şöyle bir şeyi eklemek isterim. Çok güzel. Macron hani yoktan var olan biri. Şu an Fransa Cumhurbaşkanı, 2017'de seçilmiş olan Cumhurbaşkanı, 2022'de bir daha seçildi. 2017'de seçilmeden önce bir finans, maliye bakanlığı görevi vardı. Onun dışında kitleler sosyalist tarafından... Hükümetin. Ayrıca evet, yani bizim anladığımız anlamda Sosyal Demokrat Parti'nin şeydi, bakanıydı ve geniş kitleler tarafından tanınan biri değildi Macron. Şimdi Ağustos ayında istifa etti galiba, 8 ay önce seçimlerden. Aynen öyle. 2017'de Macron'un liderliğini yaptığı oluşum 350 idi yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Meclisteki Doğru. sandalye sayıları. Fransa tarihinde hiç yaşanmamış bir şey. Ve bakın doğal bir akışı bozuyor. Yani doğru denklemi gibi düşünün bunu. Doğrunun bir anda denklemi değişiyor. Ne demek istiyorum bunda? Mesela bir ana akım solun, bir ana akım sağın, işte döneme göre bir belirli bir dönem bir tanesinin, başka bir dönemde de diğerinin çoğunluğu oluşturduğu, ana muhalefette de öbürünün yer aldığı şema. Bu bozuluyor ve aynen az önce hatırlatıldığı şekilde, çünkü Macron diyor ki ben ne soldayım ne sağda, ki çok dalga geçilmiştir. Yani mizah konusu olarak karikatürleri vesaireyi hayal gücünüze bırakıyorum bununla ilgili gelen yorumları. Ama bu hani bizim mizah gibi diye değerlendirdiğimiz şey 2017'de Fransa'nın gerçekliği haline geldi. Ve artık farklı bir siyasi oluşum var. Bu arada tabii. Sağın ve solun aralarındaki sınırın, ana akım sağ ve ana akım soldan bahsediyorum. Bu iki şeyin, siyasi yelpazenin iki kanadının aralarındaki sınırın belirsizleşmesinin üzerine bir de aşırı sağın adım adım, aşama aşama kazandığı başarılar var. Ve ben mesela çok üzülerek hatırlatmak isterim, bundan 3 sene kadar önce Le Pen'in yaptığı bir açıklamada seçimden seçime güç kazanıyoruz. Bizi deneyenler bizden memnun kalıyor ve daha da güçlenerek oy vermeye devam ediyorlar gibi bir ifadesi. Maalesef bugün gerçekliğin ta kendisidir. Çok ilginç, hatta Le Pen'in bile, yani şu anda aşırı sağ partinin başında olan kişinin bile, yani o hareketin hani lideri olarak öne çıkan kişinin bile, Le Pen'in bile şaşırdığı bir şekilde, onu bile şaşırtacak bir şekilde, işte kaç dendi? 89. Aslında sondajlar 20-45 diyordu. Aynen öyle. Ve bu hani kendisiyle yapılan röportajlarla, demin röportajdan bahsediyordu. Le Pen hiç de umutlu konuşmuyordu sandalye serisiyle ilgili olarak. Ama ve bakın ben size söyleyeyim, bir parti grubu olup olmayacağına dair ciddi endişeleri vardı. Şimdi aşırı sağ ayrıca, yani aşırı sol, aşırı sağ, Macron ayrı ayrı başlıklar halinde konuşmak istiyorum. Onun için Macron'dan tamam, başladık, peki. Oradan devam edelim. Tamam. Yani ben tabii yayın akışını bozmak istemem. Yok, ama hani genel durum o kadar şimdi farklı bir halde mesela ki. Mesela değerlendirelim. Macron 2017 seçimlerinde söylediğiniz gibi birden işte Maliye Finans Bakanlığı'ndan istifa etti, partisini kurdu ve mecliste sadece kendi partisi, yani yanındaki ittifakların aldığı sandalyeyi bir kenara bırakırsak 308 oy aldı, yani mutlak çoğunluk 289, onun çok ilerisinde. Bu sefer tek başına partisinin aldığı sandalye sayısı 170. Çok çok zayıflamış durumda. Evet. İşte bu az önce bahsettiğim seçmenin, tırnak içinde söylüyorum, muzipliği diye değerlendirebileceğimiz bir durum bir taraftan. Çünkü onu Cumhurbaşkanı olarak başa getiren kitle artık partisinin birinci parti olmasına izin verse bile, demin düştüğüm hataya düşmeyeceğim, çoğunluğu ona verme konusunda istekli mutlak değil. Çoğunluğu. Ama bakın aynen öyle, mutlak çoğunluğu ya da işte salt çoğunluğu, işte, her çoğunluğu nasıl verdi. İfade etmek gerekirse. Şimdi tabii burada şunu hatırlamak lazım. Biz aslında bunun ipuçlarını daha önceki programımızda konuştuk.
dedik hatta ki, kohabitasyondan bahsettik. Bahsettik, artı dedik ki bakın seçim sonucunda, yani ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunda ortaya çıkan tablo bir önceki, yani 2017 dönemindeki kadar mutlu edici bir tablo değil. Yani aşırı sağ Macron'la güçleniyor. Le Pen'in arasındaki makas kapanmıştı. Aynen evet. Öyle, ana akım partiler güç kaybediyorlar. Ve buradan hani kohabitasyon diyorsunuz, ben tekrar ediyorum az önce. Bu konuda hiç daha önce bilgi sahibi olmayan insanların bile çok rahat anlayabileceği bir şekilde resmedildi kohabitasyondan. Yani beraber yaşama durumundan bahsedemiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın temsil ettiği, liderliğini ettiği oluşum, siyasi oluşum, siyasi parti ve özellikle burada altını çizelim tekrar, mecliste çoğunluğa sahip olan parti ayrıdır diyebileceğimiz bir durum yok. Evet. Peki Akın Bey, şimdi bu birlikte yaşama, beraber yaşama konusunda tabii iktidar sahibi olan partinin başı, yani Macron, tabii olarak kimseyle yaşamak istemiyordu değil mi? Muktedir olmak istiyordu ama buna tabii karşılık aşırı sol, şimdi başlayalım işte. Geçen seçimlerde Marine Le Pen de en büyük rakibi Macron'un, bu seçimlerde Jean-Luc Mélenchon'du. Bu sefer de eski Marksist, aşırı solcu, NATO aslında düşmanı. Aslında Sosyalist Parti'den ayrılan. O da paradoksal olarak evet ikisi de. Ve AB karşıtı bir isim Mélenchon. Fakat Mélenchon Macron'la kohabitasyona, birlikte yaşamaya hazırdı. Oldukça hazır, hatta başbakan heyecanlıydı. Olacaktı. Evet, başbakan şeylerini de gördük. Mesajı da oydu zaten. Mélenchon oydu. Başbakandı sloganı. Buyurun, ne dersiniz? Önce bir Mélenchon portresini konuşalım. Çünkü evet, bir aşırı sağ var. Çünkü gazete manşetlerinde şey diyor Fransa'da, aşırı sağ ve aşırı solcuların meclise gelişiyle ilgili gerilla savaşına hazırlanıyorlar diyor ki biraz da doğru bu. Bir Mélenchon'un portresini lütfen hatırlayalım. Şimdi biraz deyip vur vur inlesin. Mélenchon'un öne çıkmasının nedeni, demin de söylediğim gibi, birbirine alternatif iki partiyi birleştirme gibi bir zekaya kavuştu. Ve onunla iktidara geldi Macron, ama Macron o şekilde olunca da Sosyalist Parti'yi ve bir ölçüde de Cumhuriyetçileri zayıflatmış oldu. Çünkü onlardan insanlar bir araya geldi. Bugün Macroncu cephenin içinde, biraz evvel söyledim, Edouard Philippe gibi ilk başbakanı da var ki sağ elimliydi. O da Cumhuriyetçilerin içinden gelmişti. Mélenchon aslında Avrupa parlamenterliği yapmış Sosyalist Parti içinde. Aşırı sola kayışı da ilginç. Solda bir birleşme, yani çok ufalanma var. Birleşme eksiği var ve geçen seçimlerde de, siz portresini dediniz değil mi? Evet, Mélenchon deyince niye mesela Fransızlar, belki öyle söyleyelim, işte sağ basın bu yaz Fransa'ya komünizm mi gelecek diye Mélenchon'dan ürkütmeye çalıştı. Mélenchon bir ara şey Javs suretinde, bir ara öcü suretinde, bir ara öyle ki, evet, canavar suretinde gösterildi, karikatürize edildi daha doğrusu. Ve ürken insanlar vardı. Evet. Bunun yanı sıra işte sermaye Mélenchon gelirse anında kaçar gider söylemleri de yürüdü. Niye bu kadar çok korkuldu Mélenchon'dan? Mélenchon ön plana çıktığı yani için. Yani onun için portresini soruyorum. Jean-Luc Mélenchon. Vaatlerine de tabii. Esas itibariyle tabii ki biraz da evreninkin politikalarına da benziyor. Avrupa Birliği içinde. Direktifleri içe sayalım diyor. Bir kere benzer olduğu için söylüyorum. İşte Avrupa Birliği'nin yönergelerinin üzerinde Fransız yasaları. Bu direkt içi işte sayalım bütçe diyor. Bütçe olarak. Örtülü biçimde çıkalım diyor aslında. Örtülü biçimde çıkalım diye özetleyebiliriz. İkisi de öyle söylüyor aslında. İkisi de aynı söylüyor aslında. Birbirlerine yakınlar. İki kelimeleri uçta farklı ama. Evet. Ama bu sefer böyle yapmasının bir nedeni var. Başkanlık seçimine giderken de çok aya almıştı ama eğer bu birlikteliği o sırada, yani başkanlık seçimleri öncesinde bir araya getirseydi, bu cepheyi oluştursaydı, bu birliği oluştursaydı, belki Macron'la karşı karşıya gelecekti.
Tabii ki yoksul kesimlere hitap ediyor. Gençlere çok hitap ediyor. Kendisi 71 yaşında ve artık aday da değil, emekli oluyor. Bugün de son günü, parlamenter görevi sona eriyor. Bugün yeni seçilenleri gezdirdi. Fakat yerine başka birini buldu. Artık o götürecek. Ama bu birlikteliğin de bir mimarı oldu. Boyun eğmeyen Fransa. Boyun eğmeyen Fransa. L'insoumission, yani boyun eğmeme adı üstünde bir de platformları var. Haber platformları var. Şimdi önemli olan şey şu. Yoksul kesime, tabii sol olduğuna göre yoksul kesime yardım eden. Ancak Ipsos'a göre daha çok gençlere 18-35 yaş arasında oylarının çoğunu oradan alan. Macron da yaşlılardan almış zaten. Macron 60 ve üstünden çok oy almış ve daha varlıklı kesimden. Bu var, yoksul kesimden. Ama ilginç bir şeydir, onu sonra söyleyeceğiz. Yani işçi, köylünün oyları daha çok Marine Le Pen'e gitti. Burada mesela seçilmiş iki tane milletvekili var. 21 yaşında ikisi de. Birisi Tahiti'de, yani deniz aşırı topraklarında, Papeteli 21 yaşında. Bir tanesi de içeride, hatta televizyonlara çıkıyor şu sıralarda. Aynı zamanda hukuk okuyormuş. Hukuk öğrenciymiş. Fakültesi öğrencisi de milletvekili fakülte oldu. Fakülte öğrencisi milletvekili. Bu tarihi olmuş. Mecliste bir de içinde bir de bir şey var. Temizleyici kadınlar şey var. Ücretleri arttırmak için gösterilerde bulunmuş. Onu da seçtirdi. Halka yakın, halka indirmiş. Yani zaten genel yorumlarda da, çünkü nedir? Fransa'da siyaset sınıfı işte eskiden ENA olan, evet, idare yüksek okulundan mezun olanlardı. Bizim Mülkiye Mektebi'nden. Yani Mülkiye'nin biraz, evet, daha seçkini diyeyim. Enderun gibi. Oradan mezun olurlardı. Şimdi böyle işte bir tane fırıncı var mesela. Bunlar da milletvekili oldu. Biraz daha halkın içine indiler. Aynı şeyi Marine Le Pen de yaptı. Daha şimdi oraya orada gelmeyelim. Değiliz, buradayız. Peki, şimdi aslında Mélenchon'un söylediği, verdiği mesaj şu: bir arada kalalım diyor. Üç partiye. Evet. Yani komünistlere, şeylere, Sosyalist yeşillere ve yeşil. Yalnız yeşiller ve sosyalistler, özellikle her ikisi Avrupa Birliği. Şimdi orada bakımından kalalım, Armağan Bey'e geçeyim. Armağan Bey, araya gideceğiz. Eyvah. Ama soruyu başlayalım. Buyurun. Dönüşte sizinle açalım. Sol blok dedik. Türkiye'de de biraz sol geri dönüyor diye heyecanlı yazılar çıktı Fransa ile alakalı. Tabii Fransa'da da çıktı. Ama baktığımız zaman Sosyalist Parti, Komünist Parti, Yeşiller ve işte bu Mélenchon'un partisi, bunlar aslında hasımlar birbirlerine, yani ideolojik olarak. Birazdan dönüşte konuşacağız. İşte Sosyalist Parti DNA'larımız bizim Avrupa Birliği diyor ki doğru. Esneklik göstermemiz gerekiyor deyip girdiler. Martin Aubry, babası Jacques Delors, bugünkü Avrupa'nın mimarının kızı da esneklik göstereceğiz. Ama tabii bu esneklik, araya gitmeden bir anekdotla bitirelim bari. Şey, L'Express dergisinde şöyle ifade edilmiş: Fransa Kralı Henry, 4. Henry, protestan, kral olmak için Katolikliğe geçiyor ve sonra geçerken de diyor ki Paris bir ayine değer diyor. L'Express'te Sosyalist Parti'nin ve Yeşillerin DNA'mızda Avrupa var derken Mélenchon'la ittifakına mecliste birkaç sandalye, ne diyelim, birkaç sandalyeye değer dediler ve DNA'larıyla oynanmasına müsaade ettiler dediler. Şimdi baktığınız zaman siz solu nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz sol blok dendiğinde? Çünkü bugünden de çatlamaya başladığına dair alametler var. Biraz siyaset bilimci gibi de bakarak dönüşte hala şimdi, var mı vaktimiz, başlayabilir miyiz? Evet. Şimdi evet, şöyle, tabii bir kere genel konjonktürden bahsetmek lazım. Eğer Avrupa'dan. Fransa özelinden başlayıp Avrupa geneline bakılabilir. Haklısınız. Mesela demin Türkiye ile de bir paralellik kurdunuz. Eğer ekonomik ortam kötüyse
örneğin fiyatların yükselmesiyle ilgili olarak, mesela benzinin fiyatıyla ilgili olarak rahatsızlık veren bir durum varsa, yükselme anlamında, enflasyon anlamında sıkıntılar varsa, tabii ki solun kitlelere ulaşma teorik olasılığı olarak daha yüksek oluyor, bir. İkincisi, siyaset bilimi açısından bakacak olursam, solun farklı fraksiyonlarını, farklı gruplarını diyeceğim değerli izleyicilerimizden özür dileyerek, bir araya getirmenin çok kolay olmadığını hatırlamak lazım. Mesela Fransa özelinde bunlar çok uzun pazarlıklar sonrasında gerçekleşti ve sizler de biliyorsunuz. Mecbur kaldılar. Aynen öyle. Yani aslında beraber olmayı istememelerine rağmen ve çok daha mühim bu bence, değerli izleyicilerimize hatırlatalım. Her bir parti geleneksel olarak sol benim liderliğim altında bir araya gelmelidir diyen liderlere sahipti. Tam burada gitmemiz gerekiyormuş. Dönüşte peki, soldan peki devam edelim. Evet, Fransa seçimlerini değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Birazdan buradayız. Araya gitmeden önce Armağan Bey, Fransa seçimlerinde sol bloğu konuşuyorduk. Siz ekonomide yaşanan, satın alma gücünde yaşanan, işte enerji fiyatlarındaki artış malum bütün dünyada, ister istemez sol partileri daha halkın teveccüh ettiği siyasi hareketler olarak değerlendirdiniz. Orada kaldık. Buyurun. Şimdi şöyle, ben tam şunu söylüyordum, söylemek üzereydim. Şimdi siyaset bilimi açısından baktığımızda, yani bir mesela sol birliktelik, bir sol ittifak içerisinde, tabii oraya gelmeden önce bir de şunu hatırlatmak isterim. Solla sağ aynı anda temsil ettiğini söyleyen bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz Fransa'da. Bunun şöyle bir handikapı var. Daha doğrusu bununla ilgili şöyle bir handikap var. Siz tamam, hani iki partinin de sempatizanlarını ya da iki partiye de gönül verenleri alabilirim, kendi tarafıma çekebilirim, oylarını alabilirim diye düşünüyorsunuz. Fakat uyguladığınız politikaların iki tarafı birden mutlu etmesi mümkün olmayacağı için bir tür çıkmaz yaşanıyor. Ben bunu ilerleyen dakikalarda biraz daha detaylandırmak isterim ama sol birlikteliğine geldiğimizde aslında orada da benzer bir durum var. Yani siz şimdi mesela Mélenchon'la komünistlerin yaptığı ittifak görüşmelerine bakıyorum. Çok uzun bir liste ortaya çıkıyor. İşte burada çevre var, burada minimum maaşlar var, yani asgari ücretler var, burada emeklilikle ilgili düzenlemeler var. Kalabalık bir liste. Her ne kadar siyasi yelpazenin belirli bir kanadından, sol kanadından bahsediyor olsak da farklı partilerin bir araya gelmesi problemli. Bir de ben tam reklam arasına girmeden önce şimdi hatırladım, şeyi söylemiştim. Tüm partiler, yani sol ittifakı için ortaya çıkan tüm solcular aslında doğru adresin kendi partileri olduğunu söylediler hep. Bugün Mélenchon'u tabii ki öne çıkaran konu aldığı oy oranıyla ilgili. Bunu hep beraber bir hatırlamak lazım. Sizin bir sorunuz var gibi hissettim. Yok, rakamı söylemek için baktım kağıda. Siz buyurun. Yani kaçtan kaça çıkarmış Mélenchon diye. Şimdi tabii meclis sandalyelerine baktığımızda, bu az önce bahsettiğimiz... Söyleyeyim müsaadenizle. 63. Geçen seçimde 2017'de, hayır, tek başına Mélenchon 17 sandalyeye sahipken bu sefer 72 sandalye kazanmış. Yani bu bir başarı tabii. Sosyalist Parti 30 sandalyeyken 2017 seçimlerinde bir daha da gerilemiş, 26 sandalyeye inmiş. Ama belki onu da alamayacaktı girmeseydi. Bu arada bakmışken kenara koyalım, birazdan oraya geleceğiz. Çünkü Cumhuriyetçiler 112 sandalyeleri varken 61'e düşmüşler. 64 mu? Ama 61. UDI var. UDI, hayır, şimdi UDI, onu da söyleyeceğim. UDI'yle beraber sayılıyor. Hayır, tamam. UDI de geçen sefer 18 milletvekiline sahipken bu sefer sadece 3 milletvekili alabilmiş. O da alabilmiş. 64 yapıyor. Çok onlar güzel. Onlar Paris, Cumhuriyetçilerle birlikte, evet, hareket ediyorlar. Şimdi geleceğiz zaten. Paris ilk defa tarihinde ne sosyalist ne de Cumhuriyetçi milletvekili çıkartamadı. Evet, yani Mélenchon'a bakınca bir başarı öyküsü görüyoruz çok açık bir şekilde ama bu başarı öyküsünü Sosyalist Parti'de
En önce onu da görmemiz gerekiyor. Göremiyoruz çünkü dediğiniz gibi diyorsunuz ki Macron zaten solu da temsil ediyorum dedi. Ama bu 2017'de belki daha ikna ediciydi ama 5 yıl sonra pek de ikna edici değil. Bu durumda sosyalistlerin oyu, daha doğrusu solun oyu sanki aşırı sağa gitmiş gibi gözüküyor değil mi? Birinin kazanması lazım biri kaybederken. Evet, tabii böyle bir aşırı sağ lehine oy kaybeden sosyal erezyon. Demokrat gruptan bahsetmek ağır lazım. Ağır bir erozyon. Ağır bir gerçekten güç kaybı. Şimdi ben şeyle ilgili olarak, bu oranlarla ilgili olarak siz 72 sandalye dediniz 2022 yılı için. Bu Mélenchon Partisi'nin tek başına sahip olduğu, yani ittifak dışında sahip olduğu sandalye sayısı için. Dikkat ederseniz tam da az önce bıraktığınız noktadan devam etmek isterim. Ana akım solun değil, radikal solun güçlendiği bir durum söz konusu. Tam da onu soracaktım. Ve bu şimdi tabii şöyle ilginç bir durum var. Eğer 2017'de yaşanan sağla solun birleşip de Macron'un temsil ettiği bir siyasi partinin güç kazanma süreci normal bir şekilde azalsaydı, yani bugünkü hale gelirken daha ana akım, aynen öyle, daha ana akım lehine bir azalma olsaydı burada sandalyelerde herkes yerine gidiyordu, farklılık olacaktı. Neden? Ana akım yerine daha radikal dediğimiz gruplara eğilim var. Sanırım onu konuşmak lazım. Yani siyaset bilimi açısından da anlamlı peki, olan ben o zaman müsaadenizle size bir soru sorayım aynı yönde. Şimdi bakınca Avrupa Birliği, tabii Türkiye'den bakınca belki öyle hissedilemeyebilir ama Avrupa Birliği'ni kuran ülke Fransa, Almanya ile beraber kurucu iki ülke. Sosyalistler de bunun en önemli yapı taşlarından biri. Biraz evvel Jacques Delors'un adını söyledim ama baktığınızda solda AB, biri Avrupa Birliği düşmanı, diğer ikisi Avrupa Birliği, yani Yeşiller ve Sosyalist Parti, DNA'mız diyen iki siyasi hareket. Hatta Yeşillerin, diğer Yeşillerle Avrupa nezdinde bir birlikteliği var. Sizce solun aslında mecliste sandalye kazanmasına karşılık oy kaybetmesine sebep olmuş mudur? Çok güzel soru. Şimdi ben tam o noktadan önce iki tane aklıma gelen konuyu hızlıca paylaşmak isterim. Şimdi bu zoraki bir birliktelik ve birkaç defa da bu programda ifade ettiğimiz gibi çatırdama aşamasında daha yeni kurulmuş olmasına rağmen. Fakat sol kesim şöyle bir hesabı yapmak zorunda kaldı. Eğer ne olursa olsun siyasi yelpazenin solunda konumlanmış kitlelerin oyunu alamazlarsa, ki göründüğü kadarıyla radikal dediğimiz sol parti dışında bunu yapabilecek bir grup yok. Yani burada değerli izleyicilerimize hatırlatmak isterim. İki tane alternatif var. Güçlü alternatif radikal sol dışında. Sadece soldan bahsediyorum bunu söylerken. Biri Sosyalist Parti, yani bizim anladığımız anlamıyla Sosyal Demokratlar ve geleneksel olarak kalabalık bir grubu oluşturan parti. Ama doğal onlar olarak ne hazin ki %1,7 aldılar. Çok korkunç durumdalar. Cumhurbaşkanlığının ilk turunda Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo. Aynen öyle. Hazin, 1,7. Hazin bir durum söylediğiniz gibi. Diğeri de çevreciler. Çevreciler mesela bana bunu öğrencilerim de sorar. Son derece de mutlu olurum bu soruyu aldığında. Neden mesela Almanya'da çevreci parti Fransa'dakinden çok daha güçlü bir şekilde ortaya çıkabiliyor diye. Bu biraz tabii uzun ve karmaşık bir konu ama onların kömürleri, bunların nükleeri var. Çok ilginç. Evet, orada da benim ilginç tezlerim olabilir ilerleyen dakikalarda. Şey olarak genel akışa baktığımızda ve toplumsal kültür, daha doğrusu siyasi kültür olarak baktığımızda Fransa'da ekolojik, çevreci bir partinin güçlenmesini engelleyen faktör de aslında ana akım soldu şimdiye kadar. Çünkü onlar yeterince zaten sahipleniyorlardı yeşil ideolojiyi, yeşil idealleri, yani çevreci idealleri. Burada da bir sıkıntı var zaten aslında. Yan yana giriyorlardı. Aynen öyle. Aslında çok tabii mutlu edici bir gelişme değil ama hani en azından sosyal demokrasiye gönlünü verenler açısından çok mutlu edici bir gelişme değil ama bundan sonra Yeşil Parti'nin Fransa'da güçlenmesi ana akım solun, yani sosyal demokratların oy kaybetmesiyle
bağlantılı olarak ilerleyebilir. Tabi burada da çok indirgemeci bir yaklaşım içinde olmak istemiyorum. Yani çok net olarak sadece bundan kaynaklanıyor demek istemiyorum ama bence önemli bir faktör. İkincisi, iki noktam var demiştim. Bir tanesi bir araya gelme mecburiyetini hissettiler solcular. Tüm ayrılıklarına rağmen ve tekrar ediyorum bakın şimdiye kadar benim partim doğru adrestir demiş olmalarına rağmen mecburiyet sonucunda aynen sizin ifadenizle bir araya gelmek zorunda kaldı. Boyun eğmeyen Fransa'ya boyun eğdiler. Seçim ittifakı sonuç itibariyle onu kabul etmemiz lazım. Yani özledi bir program evet ama hasım bir yandan da. Yani ha, çok bu arada çok belki şey bunlar da yan yana gelmiş olabilirler. İşte Macron emeklilik yaşını 65'e çıkarmaya çok çalışıyor. Güzel. Halen 62. Mélenchon 60'a indirmeye çalışıyor. Çok güzel. Siz işaret ettiğiniz satın alma Macron gücü vesaire. Dar gelirli aynen grupların öyle daha ne diyelim lehinde ekonomi politikaları avro, öneriyor. 1500 avro asgari ücret önerdiler. 1270'ken. 1100, 1270, 1300. 1270 yani diye değişik şeylere göre evet. Şimdi ama şeyde, 200 euro fark bile olsa deniyor ki Fransa'yı çökertir. Çok farklı ama önemli yani. Halk açısından söyledim. Halk açısından alım işte gücü. Çok evet tartışıldı bu seçimde. Buyurun. Evet, çok teşekkür ederim. Bu arada ben de hızlıca not aldım. Şimdi mesela asgari ücretle ilgili yükseltme eğilimi bu sol kanadı mutlu edecek bir durum. Yani solun beklentilerine cevap veren bir durum. Emeklilik yaşının yükseltilmesi ise sol kanadı hiç mi hiç mutlu etmeyecek bir durum. Bu arada şunu da hatırlatmak isterim. Macron çok net bir şekilde geniş kitleler tarafından 65 yaş üzerinden etiketlenmiş ve şu anda en önemli projesi neredeyse. Evet. Ve bir tür aslında siyasi olarak lekelenmiş durumdadır. Bu da seçim performansı açısından son derece tabii ki can yakıcı oldu ezimede Macron açısından. Şimdi ikinci faktöre baktığımda bu sol çatının yani Mélenchon'un liderliğindeki radikal eğilim gösteren sol partinin derken Fransa'nın uluslararası pozisyonunu kökten değiştirme yapması bir öyle siyasi hareket. Bu çatının altında birleşme konusuna bakarken sizin de mesela az önce çok haklı bir şekilde hatırlattığınız gibi temel problemler var. Yani Fransa Avrupa Birliği'nin kurucu üyesi olmasının ötesinde ikinci gücü durumdadır. Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak aynı zamanda nükleer gücü durumdadır. Bu arada eğer Avrupa Birliği örneğin dış topraklarda dünyanın herhangi bir sorunlu coğrafyasında operasyon gerçekleştirecek olursa oraya kuvvet gönderme anlamında çok kritik, önemli bir noktadadır. Ve tüm bunlar tartışılır hale geliyor. Bakın dikkat edin. Sol tartışıyorlar. Hale bile gelmiyor. Şimdi, açık açık şöyle, tartışıyorlar. Çok çok haklısınız. Ben şunu kastediyorum. Tartışılır hale geliyor derken iki ayrı seviye var incelememiz gereken. Bir, sol içerisinde bu konuda taban tabana zıt düşünen gruplar var. Değerli izleyicilerimize şunu söylemek isterim. Bakın aşırı sağla bu sol grup dediğimiz grubun yani Marine Le Pen'in başını çektiği az önce siz hani parti olarak baktığımızda, bireysel olarak baktığımızda aslında ana muhalefet dediğiniz grupla bu Mélenchon'un solcu dediğimiz partisi arasında çok net bir birliktelik var bu evet konuda. Çok ilginç. Yani sol içindeki anlaşmazlığın ötesinde bir de mecliste bir anlaşmazlık var. Çünkü demin de dediğim gibi sol muhalefetle aşırı sağ muhalefet tamamen Macron grubunun söylediğinin tersini söylüyor. Evet. Avrupa ile ilgili olarak. Bu çok 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 rahatsız edici. Ekonomiyle ve bunu belki olarak Türkiye'den anlamak çok kolay değil. Çünkü biz de yani oraya girmeyeceğim ama sol diye kendini tanımlayan irili ufaklı partilere baktığımızda başta ana muhalefet partisi olmak üzere çizgileri kabaca farklı olabilir ama o kesinlikleri bu kadar kökten yani Fransız Sosyalist Partisi ile Mélenchon'un partisi kadar NATO'da da var, kökten NATO şey değildir, ayrı değildir. Yani gözünde canlandırılması zor olabilir diye insanların
söylemek istedim. Tabii ama burada yine şunu hatırlamak lazım. Gerek toplum bilimsel olarak, gerek tarihsel akış incelendiğinde mutlaka siyasi partilerin hani her ne kadar aynı özellikleri geniş bir payda, geniş bir ortak payda üzerinde paylaşıyor olsalar da farklı eğilimleri, farklı hassasiyetleri olabilir. Peki yani ben, Akın Bey şunu... Çok özür dilerim. Hani bu tür kıyaslamaların çok yerinde olmadığını düşünüyorsunuz da zaten mukayese etmedim. Sadece bizde böyle bu kadar radikal kökten farklılıkları olan sol siyasi formasyonlar, karakterleri bu kadar net değil bizdekilerin. Zamana göre değişebiliyor. Ama Fransa'da öyle değil. Oy oranlarını da hesaba katarak söylüyorsunuz bunu. Akın Bey şunu sormak istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda, acaba sağcılara mı geçseydim ama geçtik şimdi NATO'dan AB'den. İlk turunda NATO ve AB karşıtı Le Pen, Mélenchon ve bu benzeri işte irili ufaklı partilerin toplam oy oranı %55'in üzerine geçti. Olabilir. Şimdi NATO tarihinde askeri kanattan çıkma, De Gaulle, sonra Sarkozy döneminde tekrar girme, Fransa'nın zaten bir şeyi var, iyi kötü hesabı var. Hı-hı. Ama yine de neye bağlıyorsunuz? Nasıl oluyor da işte demin yayının başında Batı bloğu dedik. Batı bloğunda bu kadar anti-Batı bir seçmen çıkıyor. Evet. Aslında DNA'sında var Fransa'nın. Siz de dediniz De Gaulle'ün. Yani NATO'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin hakimiyetinde olmasına tepki gösteriyor De Gaulle. Özet olarak söylüyorum. Onun için askeri kanadında yani. Ama biz de büyüyüz diyerek. Şimdi artık öyle değil. Öyle değil. Ama yani şeyi mesela diyelim ki küreselci deniyor ya Macron için. Kim diyor? Evet. Daha çok da Le Pen. De Galyalı Chavez diyorlar işte. Le Pen söylüyor daha çok onu. Macron'un ekonomi bakanı söyledi Mélenchon için. Galyalı Chavez için Chavez olabilir. Evet. yani sonuç itibariyle ben hocamın söylediklerine katılıyorum. Yalnız bir Le Pen'de ve gerçekten de Le Pen'de benzeri politikaları izliyor. Halkın ekonomik sıkıntılarını yani özellikle bu enflasyon konusunda ve pratik bir çözümü var programın içerisinde onu söyledim. Çünkü Fransız televizyonlarına yani Fransız gibi bir televizyonda bayağı röportaj attılar oy verenlerle. Fransa Almanya'dan ekonomik yönde farklı olarak kırsal kesimi gelişmiş yani köylüsü gelişmiş köylülüğü geniş olan bir ülke. Ve o kesimde arabayla günde tarım 100 kilometre yapanlar varmış. Ve hatta o röportaj yaptı benzin dolduranlar. Biliyorsunuz daha önce de konuşmuştuk. Sarı yeleklilerde de aynı şey geçerli. Sarı yeleklilerde de aynı. İşte metro yok orada. Çünkü. Ama mesela Le Pen'in bir önerisi var. Mesela ne diyor? Onu daha önce bu programlarda söylemiştik. Enerji üzerindeki %20 vergiyi %5.5'a indirme önerisi var ve bunu özel olarak sordular o köylü. Birden bütçesinde çok önemli bir değişikliğe yol. Çok önemli diyor. Çünkü önemli. Belki evet onu da mukayese edelim. Hastanede tam zamanlı çalışmıyorsunuz. 700-800 euro alıyorsunuz. İşte eşiniz de o kadar çalışıyor misal. Birden Macron'un çok... geçen sefer sarı yeleklerde sokağa dökülmesinde 100 euro fark ediyordu. Şimdi benzin fiyatları malum. İnsanların bütçelerini tabii, çok büyük ölçüde gene geçti. Sarstı. İki yavruyu geçti. Evet. Yani bu önemli bir şey. Bu hatta ben bu vergi şeyinden bahsederken parantez açmıştım. Türkiye'de de düşünülsün diye. Bu sonuçlar da düşünülsün aslında. Yani halkın ekonomik yönden sıkıntıya girmesinin peki vereceği tepkiler açısından. Çok doğru. Yalnız benim sorum şuydu yani NATO ve AB karşıtlığı %55'den fazla nasıl olur? Meclise de bakınca şu anda aslında yani cumhuriyetçilerin de bir yüzü aşırı sağ bir yüzü merkez. O şeyi görüyoruz zaten işte gerilla savaşına geliyor deniyor. Aslında birçok parti golist olduğunu söyler. Özellikle cumhuriyetçiler söyler. Onların aslında NATO'nun askeri kanadından çıkışı desteklemesi lazım.
Çünkü sonuçta golizmden bahsediyorlar. Ama yani, De Gaulle işte o devirde öyle demiş sonra. Devir olsun, neyse, fark etmez. Yani siz neye bağlıyorsunuz? Neden AB'ye işte yani bir tanesi direktiflerini şimdi hiçe sayalım diyor. Bir tanesi de diyor ki bunun üstünde bir Fransız yasaları bunun üstüne çıksın, bu konuda referandum yapın diyor. NATO kısmını biraz dışarı bırakalım, o belki ekstra olacak ama Avrupa Birliği'ne karşıtlık, özellikle Avrupa Birliği'nin belirli Maastricht kriterleri gibi kriterleri olması, o kriterler nedeniyle bütçelerin kısıtlı olması. Fransa uymuyor zaten o kriterlere. Uymuyor, tamam. Uyamıyor olarak diyelim daha doğrusu. Evet. Fakat işte Avrupa Birliği'nin yönergeleriyle şey yaparak bunun politikasını Le Pen çok yapıyor mesela. Mélenchon'da. Dolayısıyla Avrupa Birliği çerçevesinde. Birisi prensipte kabul ediyor merkezde işte Macron ama Macron uyamıyor. Evet. Yani olmuyor. Olmuyor ama tamamen. Evet, daha şey, serbest olmasını istiyor. Halbuki Avrupa Komisyonu'nun işte konseyinin belirlediği kriterler var. Maastricht kriterleri de 92'den geliyor. Yani böyle bir gidişat mı var o zaman mesela? Çünkü Avrupa Anayasası referandumunu da reddettiği zaman Fransa herkes şoke olmuştu. Evet. Kurucu ülke olması hasebiyle 2000'li yılların başında. Yani bir böyle şüpheci Avrupacılık derken bayağı yüksek var, sesli gürültü çıkarabilecek bir seviyeye mi geliyor? Ama hani NATO ya askeri kanadından çok halkı, genel yani seçmeni ilgilendiren ekonomik zorlukların Avrupa Birliği'nden kaynaklanıyor. Hissiyatı. Olduğunu. Sadece hissiyat değil, çünkü muhalif politikacılar da sürekli olarak peki, onu söylüyor mesela. Şimdi bir yandan Le Pen söylüyor. İkinci soru. Efendim? Yani siz de lütfen sonra yanıtlarsınız. Akın Bey'e soruyorum. Şimdi Mélenchon'da biliyoruz ki Rusya Putin sempatizanı, savaşı kınadı filan ama kınasa da yani bu zamana mecburi kadar böyle olduğunu biliyoruz. Bundan sonra da büyük ihtimal doğru aynı yönde devam edecek. Keza çok özür dileyerek kesiyorum. Hatta bu Macron Rusya'yı mahcup etmemek lazım, Putin'i aşağılamamak lazım derken çok doğru söyledi dediler. Hem Mélenchon hem de Le Pen, ikisi evet birden. Tahkim edilmiş oldu bu görüş böylece. Evet. Macron üzerinden bir defa evet daha. Nasıl oluyor yine? Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor. Avrupa'nın ortasında 2. Dünya Savaşı'ndan beri en büyük konvansiyonel savaş oluyor. Ve Fransa'da ülkenin yarısından fazlası bu defada. Üstelik Rusya düşmanlığı da çok açık. Yani kamuoyu anketlerine evet, göre evet, öyle. Evet. Ama NATO'ya düşman portre çıkıyor. Şimdi yani dediğim gibi. Ya da seçmen gibi, şuursuz mu? Seçmen öncelikleri ilk önce farklı cebine diyelim bakar yani seçmen. Öncelikleri farklı. Seçmen cebine bakar. Cebine hoş gören veya işte ne bileyim 62'den 60'a emeklilik yaşını indiriyorsunuz. Daha fazla zam yapıyorsunuz. Bakın Fransa'da 98 yılından beri ücretler endeksasyon yapılmıyormuş. Enflasyona endeksli değil. Endeksli değilmiş. Yani ondan önce endeksliydi biliyorum ama 98'miş. Tekrar dönülsün filan deniyor. Elbette endekslemek kimin lazım. Kimin dönemiydi 98? Tabii yani Türkiye'deki gibi böyle acayip enflasyonlar olmuyor ama işte ama işte ücretler de 50 euro falan artıyor. Çok az artıyor. Dolayısıyla önemli, endekse etmek önemli. Şimdi de sanıyorum bu konuda Elizabeth Borne'u da duydum. O çünkü o daha konuda anlaşma birisi olacağını evet söyledi. Evet, daha onu değiştirebilir belki. Bugün reddetti istifasını biliyorsunuz. İzleyicilerimize söyleyelim. Başbakan ki Cumhurbaşkanı başbakan seçiminden sonra atanan Elizabeth Borne hükümetinin istifasını sundu. Bunun nedenlerinden biri de 3 üyesinin seçimi kazanamamış ve olması. Meclis başkanı. Bunu reddetti Macron'un zaman kazanmak için. Yani daha sağ ağırlıklı bir ismi getireceği gibi izlenim var bende. Peki Armağan Bey, siz nasıl değerlendiriyorsunuz gerçekten bu NATO ve AB düşmanı nasıl oluyor diyorsunuz? Mecliste aynen, evet. Şimdi şöyle oluyor, NATO ile ilgili olarak ben bir ekleme yapmak isterim. Bakınca
sayılarına ve daha yanlarındakilere de bakınca. Tabii tabii, yani işte Akın Bey Soğuk Savaş dönemindeki De Gaulle'ün özel durumunu hatırlattı. Yani 1966 yılında alınmış bir karar var. Fransa NATO'dan çıkarılır ve değerli izleyicilerimize de hatırlatmak isterim. Soğuk Savaş, yani Soğuk Savaş ortamında çıkarttı Fransa'yı evet. NATO'dan ve NATO karargahı böyle apar topar Brüksel'e taşınmıştır. Paris'teydi çünkü. Yani şey yapamıyorsunuz, hani mola bir dakika Sovyetler Birliği bize füze gönderme diyebildiğiniz bir zaman değil ve arşivlerde vardır. Mobilyalar helikopterle taşınır Brüksel'e. Bir an önce yerleşilmesi için. Korkunç bir durum. Yani şey aynı şeyi Marine Le Pen şu anda öneriyor. Aynen öyle. Büyük bir cesaret gerektiriyor. Şimdi bunu Mélenchon ve Le Pen aynı anda önerebiliyorlar şu anda. Evet, şu anda. NATO'ya karşı kaç böyle bir öneriyorlar. Aynen. Yani tabii şu anda derken hani mecliste yani. Bravo. Meclisteki pozisyonlarıyla yoğun ve ciddi bir şekilde tartışılacak, o belli. Şimdi de var. Bir süre tartışılıyor söylediğiniz gibi. Şimdi şuna dikkat etmek lazım. Fransızların geleneksel olarak kendilerini alternatif bir kutup başı olarak görme eğilimi bu muhalefettekiler tarafından ustaca kullanıldı. Burada ortak Fransız bir... Fransız kibri mi? Buyurun. Kibri mi yani aslında? Kibir denilebilir belirli bir ölçüde. Büyük Fransa yani. Evet, şeyinki büyük Fransa algısı. Yani De Gaulle grandeur diyordu, işte büyüklük diyordu. Yani tam öyle olmasa bile böyle, bağımsızlık öyle üzerinden filan. Ama tabii bunun seçmen tarafında belirli bir getirisi olduğu için bunu kullanabiliyorlar. Ben tam bu noktada Avrupa Birliği'ne bakışa bağlamak isterim. Şimdi biz mesela belirli bir ölçüde Avrupa Birliği çalışmalarına girmiş kişiler olarak örneğin ortak tarım politikasından Fransa'nın son derece, hem de uzun zamandır, son derece net bir şekilde karlı çıktığını görürüz. Ama değerli izleyicilerimize hatırlatmak isterim. Her yaz, istisnasız her yaz, Fransa'nın kırsal kesiminde herhangi bir bölgede bu ortak tarım politikası bizi öldürüyor diye eylemler düzenlendiğini görebilirsiniz. İspanyol'da neden dökerlerdi biliyorsunuz. Sütü dökerler, karpuzu atarlar ve Brüksel'e gidip yaparlar bunu. Yani şeyde de ne derler, sadece Fransa içinde kalmazlar bile. Şimdi o tür, Şirak'ın o tür köylülerine daha şimdi, fazla gidiyor diye kızarlardı Korecilere. Bravo. Neyi görüyoruz burada? Şöyle bir şey var. Avrupa Birliği'nden Fransa'nın sağladığı fayda basında çok yoğun olarak işlenebilen bir durum değilken, bir konu değilken, karmaşıklığı, zor anlaşılırlığı nedeniyle ve kabul edelim belirli bir cazibeye de sahip olduğu için Avrupa Birliği ile ilgili teknik problemler yoğun bir şekilde kullanılabiliyor. Bu eskiden, yani ana akımın sağlıklı bir şekilde meclise çoğunluğu sürdürebildiği dönemde sadece gazete haberi olarak belirli tartışmalarla sınırlıydı. Le Pen çok ustaca hem imajını yenilemiştir daha önce konuştuğumuz gibi, yani daha sempatik, halkın daha bir benimseyebildiği sahte tebessümlerle çok daha cazip bir hale kendisini getirdiği bir modda, aynı zamanda bu korkuları kullanabilen biridir. Bakın 2016 yılında Birleşik Krallık'ta düzenlenen referandumda halk dedi ki, İngiliz halkı, Birleşik Krallık halkı, çıkalım Avrupa Birliği'nden. Neden biliyor musunuz? Aslında bu Birleşik Krallık'ın ulusal çıkarlarına aykırı olduğu için değil, korkular ve endişeler üzerinden sloganlarla ustaca bir şekilde propaganda yapabilen taraflar, referandumun hemen ertesi günü Nigel Farage, özellikle isminde belirtmek isterim, biz bunları söyledik ama aslında durum bu kadar kötü değildi diye bir itirafta da bulunmuştur. Ama etkili bir şekilde bu korkuları, bu endişeleri kullanıp halkı belirli bir yöne kanalize edebildiler. Fransa'da da uzun zamandır yaşanan bir gerçek. Mesela siz 2004 döneminden bahsediyorsunuz. 2004-2005 daha doğrusu şey referandumundan Avrupa Birliği için Lisbon, anayasa. Tabii sonradan Lisbon i̇şte geldi. Jean-Marie Le Pen'in ilk ikinci tura kalışır. Tabii çok bugünle mukayese edilmeyecek bir oranla.
2002 seçimleri. Yakın bir tarih, doğru. Üstüne referandumda reddettikleri şey de Avrupa Birliği'nin geleceğine ilişkin anayasal nitelikte bir anlaşmaydı. Ben tabii şimdi değerli izleyicilerimizi sıkmak istemem ama söylemek istediğim şey şu. Eğer belirli bir grubun haksız bir şekilde, maalesef yanlış, hatalı bir şekilde güçlenmesine izin verilirse, zaman içerisinde yapılan hatalar maalesef bunu ortaya çıkarttı. Böyle sonuçlar yaşanabiliyor. Bir de ekleme yapmak isterim. Fransa halkı Avrupa Birliği'ne karşı olan tek halk değil. Yani giderek Avrupa Birliği karşıtlığının güçlendiği tek halk değil. İlginç bir şekilde mesela Doğu Avrupa'da da, Orta Avrupa'da da böyle bir hareketi görebiliyoruz. Hatta öyle bir komünizm çıkışlı ülkeler. Eskiden Doğu blokunda yer alan ülkeler öyle bir hal alıyor ki, örneğin Polonya ve Macaristan hükümetleri Avrupa Komisyonu tarafından defalarca Avrupa Birliği hukukuna aykırı davranmaktadır, Avrupa Birliği'nin kurucu antlaşmalarını ihlal etmektedir diye Avrupa Birliği'nin Adalet Divanı'na götürülebiliyor. Bu çok çok ilginç bir durum ve böyle bir eğilim var. Böyle bir maalesef dinamik var. Şirak da vardı, pardon da. Şirak zaten Maastricht karşıtıydı zaman. Siz ağabey miydi? AB dedim ben ama. AB'yi söyleyin siz, sonra NATO. Hemen şu eklemeyi yapmak isterim. Şimdi demin mesela yine çok düşündürücü bir soru geldi gerçekten. Dediniz ki nasıl oluyor da hani Mélenchon gibi NATO karşıtı biri, hatta Rusya'ya eğilimi olduğunu belli eden, sempatisi olduğunu belli eden biri oy oranını arttırabiliyor. Bir, Mélenchon ustaca kınamayı da yapmıştır halkın önünde. Az önce hatırlatıldı. Yani Rusya'nın yaptığı operasyonun, gerçekleştirdiği savaşın kabul edilir olmadığını söylemiştir. Fakat Rusya sempatisi ve Rusya eğilimi devam ediyor bunu yaparken. İşte burada verilecek cevap yine verildi ama ben biraz daha açmak isterim. Temel öncelikler sıralamasında yukarıda yer almadığı için ve Mélenchon seçim kampanyasında felsefe kökenlidir bu arada. Gayet de başarılı bir şekilde yürütmüştür seçim kampanyasını. Hem bireysel olarak hem kendisine destek olan ekipler anlamında. Öyle söylemler kullandı ki doğrudan Macron'u hedef alıp çok da etkili bir şekilde seçmeni kendisine çekebildi ve yine hani siyaset bilimi açısından son derece mühim olduğunu düşünüyorum. Fransa'da ana akım solun kaybolması genel radikalleşme ortamında solun da radikal olan kısmına eğilimi arttırmaktadır. Evet. Yani bugün eğer bir sol kazanabiliyorsa maalesef, işte siz de birkaç programdır hatırlatıyorsunuz haklı olarak, ana akım sol yerlerdeyken, 17'den 72'ye çıkıyor. Ana akım sol yerlerdeyken radikal solun öne çıktığı topluluk yukarıya çıkma durumda. Şimdi Mélenchon da başarılı, altını çizelim tabii ama neticede aslında Mélenchon ve sol blokta beklendiği kadar performans göstermedi. Tıpkı diyerek aşırı sağa geçiyorsunuz burada. Cumhuriyetçilere gelelim şimdi NATO, bir de. Çünkü onlar da eridi gitti, doğru. Yazık. NATO değil de NATO'nun askeri kanadında daha Fransa yokken Jacques Chirac'ı hatırlatacağım. Hmm. 2003'ü hatırlatacağım. Buyurun. Amerika karşıtlığı açısından Jacques Chirac'ta da vardı. Maastricht karşıtıydı ayrıca Chirac gelmeden önce. Irak savaşı sırasında nasıl Red Cephesi lideriydi. Lideriydi. Onu da hatırlatmak istedim. O da üstün istedim. Çıkarları için. O da Cumhuriyetçilerin babası yani. Evet, yani. Doğru, haklısınız. Hmm. Irak konusunda Red Cephesi lideriydi. Almanya'yla birlikteydiler. Yani. Fransa. Hmm. Bugünden bakınca sanki imkansız gibi geliyor ama tabii Bağdat-Paris ilişkilerini falan da konuşursak mevzu uzar. Bush tarafından yaşlı Avrupa olarak değerlendirilmiş. Ama şimdi siz Chirac söylüyorsunuz. Chirac. Evet. Ben de bari Mitterrand'ı hatırlatayım. O da İran-Irak savaşında. Bu da tabii çok Fransız bir şey. Laik olduğu için Irak, biz tabii ki Irak tarafında yer almalıyız gibi bir ifadesi var. Ben şeyde de, Irak Savaşı'nda da Fransız televizyonunda bunu işitmiştim yani. O Mitterrand'dan değil ama Fransa'da pozisyonunu böyle
anlatanlar vardı. Ama tabii bu çıkarlarıyla alakalıydı Fransa'nın Bağdat'la ve Saddam'la yakın ilişkileri. Peki şimdi cumhuriyetçilere gelirsek, hı-hı, Akın Bey. Sosyalistler, sosyal demokratlar, Armağan evet, Bey'in tarifiyle. Evet, sosyalist deyince belki komünist anlaşılabilir Türkiye'de. Yok, Komünist Partisi de var. Evet, aynı öyle değil. Onlar eridi gitti, gömüldüler yani. Hatta geçen sefer erimişlerdi, şimdi evet, gömüldüler. Fakat ülkenin bu tarafta, sağında, merkezde, cumhuriyetçilerde aynı şekilde. Demin hatırlattım, 2017'de onlar hala güçlüymüş her şeye rağmen. Evet. 112 sandalyesi var. Hı hı. Şimdi geldi 61 milletvekili çıkardı. Yanında da UDI var, minik bir parti. O da 3 milletvekili çıkardı. Bu arada cumhuriyetçiler tabii şeyde de, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de %5'in altında kalmıştı. Pozisyon aldılar ama böyle bakınca i̇şte bile yani Pekres, bunlar evet gıdım gıdım oynar ama %1,7 Hidalgo, 4,7 Pekres düşününce daha iyi. Yine cumhuriyetçiler bugün düşen, yani yarı yarıya neredeyse düşen sandalye sayısıyla 61. Evet. Öbürü 26. Evet. Yani Fransa 61. Sağlaşıyor aslında bir yandan da. 61 ama UDI ile beraber girdiği için 64. Hatta 10 tane diğer sağdan da var ki bazıları evet, 74 diye sayıyor. Evet. Ben yani de, böyle bir aslında yelpaze, siyasi yelpaze eksiğini, daha fazla sağ. Şimdi ideolojik olarak daha yakın gözükmekle birlikte Macron da sağ koyarsa yani acaba onlarla bir kohabitasyon olmasa bile sıkı işbirliği olur mu gibi düşünmüştüm. Fakat Christian Jacob dediğim gibi bugün de Emmanuel Macron... Neden yanaşmıyorlar? Kendilerinin muhalefette olduğunu ve seçmenlerine ihanet edemeyeceğini. Demek ki seçmende bir Macron karşıtlığı var. Ve kendilerini mahvettiğini, sağa yeniden düzenleyeceklerini söyledi. Söylemelerinde demin de söylemiştim. Édouard Philippe de kendilerinden biridir. Horizon diye, Ufuk diye yeni bir parti kurdu. O Macron'la birlikte hareket ediyor. Onu da koyarsak aslında onlar gene güçlenebilecek pozisyonda. Yani sosyalistler gibi evet, erimiş. Evet, tam gömülmüş değiller. Gömülmüş değiller. Biraz daha şeyde ama Christian Jacob ve birkaç milletvekilini de dinledim. Kendilerinin yapıcı bir muhalefet, ancak muhalefette kalacaklarını söyledi. Hatta yani yapıcı muhalefet derken şunu mu demek istiyor? Dedi ki tutup da Mélenchon'la, Marine Le Pen'le sırf yani dedi, karşına çıkalım diye söyledi, bağırmayacağız. Dinledim. Aynen öyle. Şöyle dedi. Yasa metinlerine bakarız dedi. Aynen öyle. Metinleri beraber tartışırız dedi. Bizim değişiklik önerilerimizi de tanırlarsa, kabul ederlerse dedi. Tabii ki dedi. Onaylarız. Ya bu aynen meclisin böyle, kralı biziz mi demek istiyorlar bu durumda? Onlardan genç bir milletvekili var, 36 yaşında. O da şöyle bir şey dedi. İşte ilk başta da söyledim. Arada kaldı. Titanik'e kim biner şu anda? Yani, şimdi bu çok güzel izah ediyor değil mi? Titanik'e kim biner? Hatta Le Figaro'da filan da çok güzel başlık. Titanik'e kimsenin binemeyeceğini söylüyor. Yani çökmekte olan bir gemi var. Niye onlarla seçmenimize ihanet edemeyiz? Yani Macron Titanik'in kaptanı. Efendim? Titanik'in kaptanı da Macron kaptanı, herhalde. Tabii ki o onunla birlikte ortakmış gibi görünmek istemediği için ben kohabitasyonun bu dönemde olmayacağını, azınlık hükümetinin işte çeşitli kanunları gruplarla, ilk önce onlarla, belki dağılırsa sosyalist ve yeşillerle de bazı şeyleri geçirebilir. Bir dönem böyle gidecek. Cumhurbaşkanının meclisi fesih yetkisi var ama kullanamaz diye düşünüyor herkes. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Şu anda kullanamayacağı gibi. Bir yıl sonra kullanır diyorlar. Bir yıl sonra bir duruma bağlı ama belki kullanamaz gibime geliyor bana. Peki, yani başbakanın Arman ifadesi sanırım Berkı Hanım'ın söylediği şey. Yani o tür bir ifade kullandı. Bir yıl sonra fesih yetkisini kullanmak zorunda kalabilir gibi ama bir ifadeyi kullandı. Ama şimdi tabii sorayım yine de. Şimdi tabii Titanik yani tarif edilen şey Titanik, gibi yani ise. Benim uydurduğum bir şey Titanik değil mi? Titanik gibi ise tabii bir yıl sonra da Titanik suyun içinde biraz daha gömülmüş olur gibi gözüküyor bu durumda. Şunu sormak istiyorum Armağan Bey. Ne oldu ki yani şimdi deminden beri
zayıfladığını anlatıyoruz Cumhurbaşkanı'nın partisinin, Macroncuların. Ama neticede mecliste çoğunluğu sağladılar. Ne oldu da işte Cumhuriyetçiler yarı yarıya oy kaybetmişken onlar bile işte Titanik'e benzetip asla iktidarı paylaşma yanlısı gözükmüyorlar. Çok da sert açıklamalar yapıyorlar. Yani nedir Macron'u bu kadar antipatik ya da yan yana siyaset yapmayı imkansız kılar gibi, işte kimse istemiyor yani bakınca meclise. Şimdi bakın, yine hani siyaset bilimi açısından düşünecek olursak ve geçmiş örneklere bakacak olursak, mesela Almanya örneğinde ben zaman zaman sosyal demokratların Hristiyan demokratlarla bir ittifak içerisine, daha doğrusu koalisyon içerisine girmekten imtina ettiklerini hatırlıyorum. Çünkü diyor ki, koalisyon kültürlerine rağmen. Aynen öyle. Şöyle bir yaklaşımları var. Önce onu söyleyeyim, sonra sizin söylediğinize döneceğim. Eğer ben muhalefette kalırsam güçlenir, bir sonraki seçimde iktidarı elde etme şansına sahip olurum. Ama koalisyona dahil olursam ben de yıpranırım. Ve bu yıpranma sonucunda şu anda sahip olduğumdan daha az sandalyeye sahip olabilirim. Yani 5 yıl sabredin mi diyor. Hatta belirsiz bir süre. Belki 5 yıldan az. Şimdi bakın, tamamen siyasi olarak kazanacaklarıyla kaybedeceklerini hesaplama durumundalar. Bu zaten doğal bir siyasi refleks. Yani diyor ki, ben toplamda 64 tane üyemle, 61 artı 3 sandalyemle hali hazırda, böyle bir kral yapıcı diye bir ifade vardır bilirsiniz. Evet, evet. Kararın geçirilmesi konusunda. Cumhuriyetçiler için öyle deniyordu zaten. Bravo. Kararların geçirilmesi, kanun metinlerinin oluşturulması anlamında anahtar bir role sahibim. Çünkü Macron mecburen bana gelip benimle, işte az önce diplomatımız çok güzel bir şekilde hatırlattı, benimle gerekli müzakereleri yaptıktan sonra istediğim değişiklikleri de gerçekleştirerek metinleri sunacaksa ve geçmesini sağlayacaksa, ben zaten gizlice bir koalisyon içerisindeyim. Ama tabii koalisyonda şöyle bir fark var. Bakanlığınız oluyor. Yani dahil edildiğinizde size verilen bir takım tavizler oluyor. O tavizi almayıp bir sonraki seçime daha güçlü bir şekilde, aynen, girme hesabı o küçük tavizin çok daha yukarısında olduğu için, evet, Titanik'e binmek istemiyor. Çok net. Aynı Almanya'daki gibi, gerçi orada dönemsel olarak tabii yani yaptılar çok bir koalisyon. Mesela zaman İspanya'da alternatif olan PSOE ile PP hiçbir zaman koalisyon yapmadı. Bravo. Söylenirken de sosyalistler şey diyordu. Eğer biz koalisyon yaparsak sorumuz işte olur. Podemos ve diğerleri muhalefet olur, alternatif olur diyordu. Aynen. Gayet de doğal bir şey. Yani siz normal alternatifinizle koalisyon yapmamalısınız. Yoksa Fransa'daki gibi olur. Yani bir yerde öyle. Kaybetmenize yol açıyor. Yani aynen, daha beter kaybedersiniz. Macron kendisi yaptı. Dönemsel olarak da, sözünüzü kesiyor muyum? Yok, rica ederim. Yok. Dönemsel olarak da mesela Almanya'da sosyal demokratlarla Hristiyan demokratların koalisyon yapabilmeleri yine sosyal demokratların siyasi hesabı sonrasında oldu. Dendi ki bu dönemde ben eğer onlarla birlikte olursam bir sonraki seçimlerde durumum şu ankinden daha kötü olmaz. Tamamen hesap bu. Peki. Bir de şeyden bahsedelim tabii. Aşırı sağda herhangi bir şekilde ittifak olmadı. Halbuki Eric Zemmour diye birinci seçimde, hı, Cumhurbaşkanlığı %7, ilk turunda %7 alan, hem de birkaç ayda ortaya çıkıp. Partisi de 4 almış. Evet, Müslüman düşmanı, göç düşmanı ama, hı hı, bir parça da antisemit söylemleri olan, hı hı, bir adaydı. %7 almıştı. Tekrar fetih anlamına gelen Reconquête diye bir partisi tabii var. Belki de diyorum ki acaba şeyde Macron da ondan ilham alıp partisini Rönesans'a mı dönüştürdü? Neyse, Latife'yi bir tarafa bırakırsak %7. Marine Le Pen'le ittifaka girmedi. Böylece, evet, bir bölen olarak kaldı. 4.69
oranında bir oy aldı. Ama şimdi belki bir de böyle bakmak lazım. Evet, aşırı sağ Marine Le Pen çok büyük bir skor elde etti. 89-11 evet. kat. Bu bir, herhangi bir siyasi parti için zaten çok büyük bir şey. Üstelik seçim sistemiyle önüne gelen, bu zamana kadar gelmiş bütün barajları da devirmiş oldu böylece. Yani Fransız sisteminin orijinallikleri sebebiyle hakikaten kolay değil. Deviremedi, tek baraj kaldı. Cumhuriyetçi cephe nedeniyle bir baraj kaldı, deviremedi. Evet. Normal şimdi, bir ana akım adayla Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girdiği zaman kaybediyor otomatik. Aynen olarak. Öyle. Evet. Ama yani ben de bir ekleme yapmak isterim. Mesela bu çok mühim çünkü değerli izleyicilerimizle paylaşalım. Marine Le Pen'in aşırı sağ partisi sistemin kendisi için oluşturduğu tüm olumsuzluklara rağmen 80 kaç dedik, yanlış rakam telaffuz etmeyelim. 89 tane milletvekilini, altını tekrar çizerek söylüyorum, Le Pen'in tahminlerinin çok ötesinde bir sayıdır bu. Doğru. Meclise gönderdi. Ama Le Pen de yazık demek. Ama anketlerin merkezi yalancısı oldu. Çünkü anketlerin hiçbiri Fransa'da, bir tek doğru anket şirketi evet, bile doğru böyle bir şeyi öngörmedi. 2-3 kat diyordu. Öngörmediği gibi fakat yani bir iki şey vardı. Sonuna geliyoruz. Belki onları hatırlayınca bak anlaşılıyor aslında bu kadının çok ciddi ilerlediği. 2017'de Macron'la arasındaki fark 32. 2022'de 17. Doğru. Yani makas sürekli daralıyor. Fakat bununki 17 iken bir de yanda şey var. O Eric Zemmour falan var yani. Aşırı sağın bayağı ciddi bir oyu ama var. Ama merkeze Fransa'da çektiğini, partisinin merkeze ismini değiştirdiğini. Ne kadar çekerse çeksin. Tamam. Ama eski postunda değil, babasından kavga etmişti hatta. O işte bir tek antisemitizm yok Marion artık Lepen içinde. Ki işte ama onunla da yani merkeze kendi çekebileceği kadar çekti. Gidiyoruz ama merkezde bir tek antisemitizm yok. Yani yoksa aynı halde kalmadı o da yani. İşte evet ama o da sadece antisemitizmi tasfiye etti. Onun dışında aşırı sağa ait bütün diğer bir de satın var alma gücü üzerinden çok politika yaptı. Şey oradan oy aldı. Bir ekleme yapmak isterim. Çünkü bunlar çok doğru, çok önemli. Bir de Eric Zemmour'dan bahsediyoruz. Eric Zemmour bir tür günah keçisi şeklinde tüm olumsuzlukları üzerine alarak Marine Le Pen'i kendisine kıyasla çok daha pozitif, çok daha ana akıma yakın, çok daha kabul edilir bir hale geldi. Aslında o kadar ilginç bir durum var ki yine siyaset oradan açısından bakınca öyle gözüküyor. Bir de şu şeyden sanki bakıyorlar, bir de böldü oyunu diyerek bakıyorlar. Ama işte daha da radikalleştirerek. Doğru. Mesela benim şu anda açtığım perspektifte sanki tam tersi de söyleniyor. Sanki Eric Zemmour Marine Le Pen'e ekstra bir destek, takviye güç olmak için seçime girmiş ve onu yükseltmiş gibi ya görünüyor. Da çok çok ilginç tam gerçekten. Da ama o alan seçime Marine Le Pen'in oyunu bölmek için girmiş Marine'in gibi de gözüküyor. Yani ikisini de münazara konusu olarak Marine'in boşalttığı alanı doldurdu. Çünkü onu yapmadı diye eleştiriyordu. Evet. Yani merkeze kayışın boşalttığı alan. Evet, çok teşekkür ediyorum Armağan Bey, Akın Bey. Soruyorum da bu akşam Avrupa Birliği'nin kurucu ve en büyük iki ülkesinden biri Fransa'da pek çok ilkin yaşandığı genel seçimleri ve Cumhurbaşkanı Macron'un tabiri caizse yönetilemez bir ülkeyi devralıp bundan sonra neler yapabileceğini siyasi parti hareketleri üzerinden anlamaya, değerlendirmeye çalıştık. Haftaya görüşmek üzere.